size örneğin psikoterapiye alırken Facebook sayfamda geçireyim. Facebook'tan takip edin. Bir tek bir arkadaşım yok, eşim dahil. Sadece herkesin izlediği liste. Orada soru sorabilirsiniz, elinden geldiler. Bir de tek ben yaptım. Başka birisi yanıtlamaz. Büşra diye birisi sadece size bana gelirmek için yardım eder. O da benim panik bozukluk hastalandı. O da bana bir mail yoluyla dolaşmıştı. Hiç durum yoktu maddi olarak. Elinden geldiğinden herkese yardım etmeye çalışırım. O da öyle bir yardım için çağırmıştı. Ve bir baş dönmesi vardı. Sokakta bir yürüyemiyordu. Biz onda sokakta terapiyi yer yer yaptık. Çünkü terapist eşliğinde yapılan bazı denemeler vardır. Bu denemeleri yapmanız gerekir. Eğer behavioral experience yapmıyorsanız, experiment yapmıyorsanız, yani o anda anlattıklarınızı yer yer hot spot dediğimiz, hot cognitions dediğimiz, o sıcak düşünceleri bir anda alıp orada pişirip hemen hastanıza ikram etmiyorsanız hocanıza, o terapi çok akılda kalacak ihtimal yok. O yüzden bir terapi yapacağınız zaman öncelikle hastayı bir anladığım gibi en önemli olayı anlamak. En önemlisi. Bunu nasıl anlıyoruz? Ne sorarak anlıyoruz? Hastayı nasıl sorguluyoruz? Hangi tip bir sorgulama sistemiyle sorguluyoruz? Güzel. Bir. Sokratik sorgulama. Sokratik sorgulama ne? Sokratik sorgulama ne? Sokratik sorgulama şu. Stresi yaşatıyoruz ki devamlı adrenalin salgısı uyanık olur diye. O yüzden böyle soruyoruz. Sokratik sorgulama, Sokrates'in kendi öğrencilerini anlayabilmek için ve daha sonrasında kendi aynı şekilde danışanlarına ama en fazla da öğrencilerine uygulamış olduğu mesela öğretim süreci içerisinde anlamak için sormuş olduğu sorulardır. Ve bu sorularla dibe kadar gidersiniz. Basit bir örnek yapalım. Birisi bir şey söylese, bir sorunu söylesin. Ben 7 yıl geç terapi aldım bak. Geç terapi, sonra baktım hiçbir şey olmuyor. Yani çok yarar var ama bizim hastalıklarda bir yere kadar gidiyoruz. Psikodram aldım. Aynen Mehmet Ahmet dediği gibi. Birileri arkaya gidiyor, böyle eğiliyor, bir şeyler söylüyor falan. Ben bana göre bir şey değil. O yüzden onu bıraktım. Ama bunların hepsi size bir şey katar. O yüzden her terapi çok önemlidir. Hiçbirini yok demeyin ama yolunuzu çizin. Bu benim görüşüm. Ama kognitif behavioral terapi klinisyen olacaksınız. Bugün dün de söylediğim gibi beyinsel gelişimi ilaçla şu an çarpışan ilacın ve ilaçların en korktuğu terapi sistemi. Çünkü gerçekten metrespekte nöroplastisite düzeyinde ciddi düzeyde beyinde değişiklikler oldu artık gözleniyor. Bu bir gerçek. Sokratik sorgulama ne? Hadi birisine şey yapalım. Sokratik sorgulamayı anlamak için birisi bir problem var mı? Örneğin kim var mı? Sizi buraya getiren her bir tane bir etken var. Karanlıktan korkuyorum. Peki, en son zaman içerisinde karanlıktan korktuğunuz bir an var mı? Evet. Peki, karanlığı girdiğiniz anı bir gözünüz önüne getirdiniz mi? O anda aklınızdan neler geçiyor? Kimse gelmeden dalgan böyle bıraklar, öldürürler. Öldürebilir. Öldürebilir mi bu? Öldürebilir mi? Ben de sadece bıraklar verir. Peki, bu grup ifadesinin anlamı ne olur? Yani size gelebilecek olan zarar en fazla ne olabilir? Böyle bir durum. Hastaneye kaldırır. Peki, hastaneye kaldırdığı zaman gelen olabileceğini düşünüyorsunuz. İşlerinden kalır. İşlerinizden kalır. İşlerinizden kalıyor olmanızı sizin için anlayacak. İşlerinizden ayrı kalırsınız. Yani işlerinizi yapamazsanız bu ne anlama gelir? Yani neler istiyor? Ben okuma derslerden kalsam öyle. Derslerinden kalsam. O zaman anlatabilirsin için dersinizi başarılı olamıyor olmak çok çok önemli. Evet, çok önemli. Şimdi daha iyi anlatırız. Çünkü sizin için karanlıkta girdiğiniz her an içerisinde bir anda dersinizden kalarak başarılı olabilmek konusunda hastalanabileceğiniz ve performansınızın düşeceği ve başarılı olamayacağınızı düşünüyorsunuz. Şimdi karanlığınız için hayatınızdaki nasıl bir tehlike unsur olduğunu çok daha iyi anladım. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte bu. Sokratik sorgulama bu. Yani
sohbeti sorgulama yaparak sürekli olarak ne yapıyorsunuz? Dibe doğruyorsunuz. Benim yaptığım burada başka teknikler var. Yani sadece öyle düşündüğüm. Sadece sohbeti sorgulama düşündüğüm. Karanlık. Karanlıktan korkuyor olması için ne yapmayı? Bu söylediği cümle. Bu ne yapmayı? Bu. Bu ne yapmayı? Bu şemaya gel. Şema ne? Yargılamayınız. Gülmeyin. O onun düşüncesi. Zaten hatalı olmasa siz odanıza gelmez. Halleder. Sıkışmış. Ha, ondan sonra tehditler verir. Sadece bunu bilmesi yeterli şu an. Olur mu? Tamam. Anlaşılma yapışma. Buyurun. Kolombo uzun parmaksızıyla
Benim yaş grubum bilir. Böyle gelir bir oyun yapar. Çok güzel bir bulgu bulur. Elmadan bir tane ısırır. Bundan alabilir miyim ben? Çok pasaklı bir adam. Şöyle yürür. Şöyle şöyle düşünür. Siz karınızı o sırada dolapta mı görmüştünüz? Dolaba sırtınız böyle. Ama aynada yok. Elma çok güzelmiş biliyor musunuz? Ama bunu anlayana kadar kolombo acayip var. İşte biz şu anda hala araştırıyoruz. Kolombo yorum yapıyor. Yorum bile yapıyor. Bunu not alıyorsun. Ama sonrasında diyorsun ki tam benimle konuşacağın sırada eğer çok ilerlediysen seans içerisinde terapinin o zaman dediğin yapılabilir. Ama bizden neredeyiz? Daha az yerde başlasınız. O yüzden bu dediğin doğru. Ama şu aşamada bence bir kere not alman daha doğru. Ama şunu söylüyorum. Bence diye bir şey söylüyorum. Bakın doğru diye bir şey yok. Bariz doğrular yanlışlar var mı? O gizlerinde. Ama örneğin bu örnek arkadaşınız söyledi. Çok güzel bir örnek. Bu örnek hemen müdahale etmek zorundayız. Benim diyebilirsin. Ekstrem. Bu terapiste göre değişir. Ben tercih olarak şunu yapardım. Bir kenara yazardım. İleride bana benzer davranış çok gelir. Benim mi yaptım? Tabii. İleride bana bağlı davranış çok fazla gelir. O an yakaladığınızda bunu da söylersen hastane anlar. Ama çok daha fazla şey olur. Dans ediyoruz ya, vals ediyoruz. Böyle aynı senkronda, eşimle dans ettiğimi söylüyorum ama gerçekten ben yapamam. Ama yani öyle düşünün, vals yapmak gibi düşünün. Böyle düşünürüz. Eğer hastayı sürüklerseniz, mükemmel terapistsiniz, hasta hiçbir şey bilmiyor. Ben bunu iki dakikada hallerim deyip acele ederseniz, hasta ne hisseder? Yetersiz hisseder. Harkınız acayip bir dans ediyor ama siz hiç bilmiyorsunuz. Adam sürüklüyor siz, bir daha dans eder misin? O yüzden bir daha drop oldu. Gelmez aslında. Hadi söyleyeyim böyle bir tekrar. Ha bir şey daha var aklıma gelmişken. Seansın ileri aşamalarında anksiyete bozukluğuyla, kaygı bozukluğuyla uğraşıyorsanız seansın içine kaygıyı getirmezseniz siz terapi yapamazsınız. O yüzden panik atak geçiren aslında da kolonya getiren doktorlar vardır. Aman aman böyle olur. Sizin için mükemmel bir şey olmuş şu an. Aradığınızı bulmuşsunuz. Hasta psikozsa, şizofreni ise, psikotik kablosu varsa, ciddi kişilik bozukluğu varsa sahipleştireceğiz. Anksiyeteyi çıkarmayacağız, hemen su vereceğiz. Dağılır o zaman. İşte bunu yanlış ediyor. Psikozlar anksiyeteyi aktive ediyorlar, öbürünü de söndürüyorlar, bu olmaz. Bu çok önemli. Travma değil. Ben böyle size kognitif terapi yapıyorum, panik bozukluğu üzerinden alıyorum. Ki ben genel anlamını size bir kısar evet, panik atak, bir ateş düşünün, bir insanın ateşi çıkınca ne olur? Kırgınlık olur, ateş kırık olur, halsizlik olur. Bunun ismi ne? Ateşin çıktı herhalde, der bakarsınız. Ama bu ateşin sebebi bir tonsilit, yani boğaz enfeksiyonuysa, bakarsın burada krip var, diğeri var, ödem var. Kanı tonsilite bağlı ateşiniz çıktı. Panik bozukluğa, yani tonsilit panik bozukluk, ateş panik atak. Panik atak bir semptomdur, bir bulgudur. Ama panik bozukluk bir hastalıktır. Bunu da bu şekilde ayırıyorum. O yüzden bir insan panik atak yaşayabilir. Şu anda buraya bir tane köpek girecek olsa Doberman, bana doğru koşsa şunun üstüne çıkarım panik yaşarım. İstanbul'da deprem oldu, ben panik atak hastasına terapi yapıyordum. Benim ailemi göreceksiniz. Ama hastaya çok olumlu oldu biliyor musun? Hocam dedi, sen de yaşadın dedi. Ama bu gerçek dedi. Öyle bir tip. Ortada gerçek bir tepki yok. Sen de ona tek farkın şu, hemen terapiye yazdın. Çok haklısın, acayip korktum. Öleceğinden çok korktum. Çünkü depremde öyle bir verisliğin var. Çok haklısın. Ama senin yine bir deprem yok ya, sen her an deprem varmış gibi yaşıyorsun. Bu çok zor olsa gerek. Hikmet Öğren'e devam edin, iyi seyirte. Öyle. O yüzden bu farkını anladık mı? Tamam. Anlamadığınızı sordu. Hemen. Anladım yani. Anladım, bilmiyorsam bilmiyorum derim. Bunu da diyen. Ha bu konu hakkında bildiğim yok. Omnipotandı ki. Böyle acam, doktorlar, terapistler, biz böyle papaz gibiyiz her şey. Böyle bir şey yok. Ama bilmediğinizi araştırıp geliştirin.
Ayın bozukluktan Hakan Türkçe var. Ayın bozukluktan Mehmet Zeynep Su burada. Ayın bozukluktan aklınıza kimden gelirse, Hades'ten ve Yezid'i terapisten, hepsinden bir eğitim aldım. Hepsinden. En son da çocuk vergen terapisti olma konusunda şu an Avrupa'da gidiyoruz. Ve bu konuda seçilmiş dünya sonu 41 kişiden biriyim. Bizim ekipten 4 kişiyiz. Maalesef bu Salvador dünyanın en bir ismi. Ama hangi branşta depresyonda kim nasıl o gibiydi? Şu an benim size anlatmış olduğum bu 4 gün var. Size istediğiniz notların hepsini ben kulaklıkla çevirip Türkçe yazdım. Hepsi o bilgisayarın içinde. İstediğiniz an veriyorum. Türkçe. Hiçbir kitabını kullanmayacağız. Büyük emek var. Gece 2'lere kadar oturdum. Yıllarımı var. O yüzden isteğin not veririm. Ufak ufak not veririm o zaman. Not tutun ama isteğiniz yazılımını yapıyoruz. Anlamaya çalışın. Demek istediğim o. Temel neden ne? Biliyor musunuz bana konusunu temel neden? Buyurun. Yazıyor muyuz? Yazıyor muyuz? Yazıyor muyuz? Anlatırsa geçiyor muyuz? Slide'ını geçir. Yoksa biter. Ama evet, amaç da burada anlamamız. Slide'ı vereceğim çocuklar. Çekip durmayın yazık ya. Vereceğim elinize yazık ya. Alın gidin abi. Bir şey olmaz. Yalnız sağ olsun. Evet, temel neden şu. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi temel neden şu. Aşırı korumacı bir tutum. Bir örnek anlatacağım. Son da ayaklarınızda olsun diye yaşanmış bir örnek. Sıcak ilişki temelinde kurulmamış bir ilişki olacak. Çocuk evde anne babasından ne çekiliyor? Ya anne babası aşırı derecede kaygılı. Onları kaygıya sokmamak için kendi kaygını almak istemiyor. Annesi babası kaygılandırmak istemiyor falan. Veya farklı veya elde dayak var diyor. Bir türlü bir şey var. Yani temel bir sıcak bir ilişki temeli yok. Aşırı korumacı bir tutum olacak. Aşırı korumacı bir tutum olacak ayrıca ebeveynlerden birisi. Ve bir taraftan da sıcak bir ilişki olacak. Bu nasıl olacak bizde? Her koruyan adamla ben ilişkiyi çok iyi olur mu? Düşünsene size aşık olan biri var ama siz hiç sevmiyorsunuz. Adam size aşık koruyor yalnızca. Her yerde karşınıza çıkıyor. O adamla çık gitmeyeceksin. Sana kötü bir şey yapabilir. Şimdi istemiyorum korumanı diyebilirsin. Böyle bir ilişki yaparız diyorsun. Dolayısıyla annesine karşı üzüldüğü diye olabilir. Çok aşırı korumacı bir ilişki var. Olerdik modeli, Barlow biliyorsunuz belki. Panik bozukluğun en büyük isimlerinden yapmışlarından yapan. Barlow'un dolmuş olduğu modeller içerisine daha sonrasında Olerdik ve Clark iki model daha oluşturdular. Olerdik daha çok etiyolojiyle ilgili, yani sebeplerle, nedenlerle ilgili panik bozukluklar. Ama esas Clark uygulamayla ilgili, süreçle ilgili, olayın gidişatıyla, olayla ilgili. Ben size bugün Clark yapacağım çünkü ben de Clark uygularız ve dünyada Clark uygulayacağız. Ama Olerdik'i bilin çünkü Olerdik çok doğru şeyler söylüyor. Bunu şema ile ilgili oluşturursanız ileride çok yararlanırsınız. Clark yangın var, ateşi söndürmek üzere anında müdahale edip ateşi söndürür. Olerdik bir daha olmasın diye soğutma modeli uygular gerek ki ateş bir daha çıkmasın diye. Burayı anladınız mı? Söyleyeyim bir daha. Anlatabilir miyim burayı? Ben Türkçe'yi hızlı konuşuyor muyum? Anlıyorsunuz diye böyle bir kaygım var. Tamam. Yok. Çok hızlı. Yavaş konuş. Mikrofonsuz arka tarafa gitmiyor dedi. Ona da kayıt olmuyormuş. Peki. O zaman daha yavaş konuşmaya çalışayım. Bir biyolojik duyarlılığı oluyor. Olerdik gibi. Diyor ki yani olay sadece psikiyatrik değil, bir depresyonu anlatmıyor gibi. Bir nörotransmitter düzeyinde, beyinsel düzeyinde, locus coeruleus ve farklı alanlarda bazı duyarlılıklar var. Bunun üstüne davranışsal inhibisyonla yeni olaylara aşırı tepki hemen buna çıkıyor. Bir olay olduğunda aşırı panik olur normal insanlara göre. Bunu da genelde öğreniyor. Panik bir annesi var. Ben böyle gördüm. Bu da İbrahim değil, yeni olan değil. Yani bir şey sadece pratik olayız. Onların adlı tırnak olmayız.
Evet. Dolayısıyla böyle bir davranışsal inhibisyon değil olarak araştırma tepki var. Anne ve babasıyla güvenli bir bağlanma var benim söylediğim gibi. Ve bir anksiyete duyarlılığı var. Bu anksiyete duyarlılığı denen durum ise normal insanlara ki anksiyete duyarlılık ölçeği var biliyor musun? Bunu bulun. Anksiyete duyarlılık ölçeği var. Çok güzel bir şey. Bunu biz de okuyun. Bunu Simon söyledi bugün. Ben de çok bilmiyorum. Sağlık olsun. Ben büyük araştırmada bunu bugün. Ve anksiyete duyarlılık durumu bazı insanlar, normal insanlara göre çok daha fazla anksiyoruz. Belirtileri normal insanlara göre daha fazla hissediyor. Kalp çarpıntısı, Ahmet amca daha boş ver önüne çarpıntısı. 150 atıyor adam normalde değil ama öbürü daha gül diye vuruyor. 85'te vurduğunda diyebiliyor. Çarpıntım var. Bunda da bir anksiyete duyar. Ve belirtileri duyarlı hale geliyor. Nasıl oluyor bu? Annesinden, babasından da bir ayrılma örgüleri var yani. Onun bunu. Yani olay şu, bir çocuk doğacak, güvensiz bir bağlanma olacak, başlık korumacı gelmesi olacak ve bir diğer taraftan kendi biyolojik olarak bir duyarlı olacak ve kişilik olarak, beyinsel yapı olarak da anksiyetenin belirtilerine aşırı duyarlı bir yapısı olacak. Annesi veya babası bir gün ayrıldığı zamanından direkt anksiyete belirtilerini hissedecek, dışarıdaki annenin ayrılığına olan aşırı acı verici durumdan kendi içine verecek. Anksiyete duyarlılığı da olduğu için o belirtileri kortekse, hafızaya, amigdalaya yazacak. Anlaşılabildi mi anlatalım? En açığı bu. Bana da böyle anlattılar ama Sivu anlattı, anlattı, ben dinledim, okudum, çevirdim, bu benim yok. Yani anladığımı anlatayım, yoksa yazıyı versem böyle bir şey zor çıkarırsınız. Ve ne oluyor? Psikolojik, bedensel kötü durumlara neden olacak kaygısı öğreniliyor. Çünkü çocuk şunu öğreniyor, indirin, edinsel öğrenme yöntemi var biliyorsun değil mi? Her korku klasik koşullanmayla öğrenilir, edinsel öğrenme. Bunu biliyorsunuz, korku interferon. En önemli özelliklerimiz. Tüm korkular klasik koşullar. Onu da biraz anlatacağım. Korkmayın. Ne demek istediğim. Dolayısıyla bu bedensel belirtilerin hepsi hafızaya kazanıyor. Bir, eşinizin sarışın bir erkek yok burada. Eşinizin evet, daha fazla doğru. Eşinizin sarışın bir kadının el ele sarışık bir kadın, el bir pazar günü. Bak köyünden ne günü caddesine? Orası. O caddede bir yeşil hakim olan bir kafede öpüşür. Görüyorsanız direkt hayır değil. Önce imkan var. O değil benziyormuş. Gidip bakarsın. Ve o. Kortekse kazındı. Travma. Gitti. Travmanı alıp gitti. Buraya kazındı bu. Nasıl öğrendik? Sarıcık kadınların hiçbirisi benim için umurumda bile değilken bir pazar günü nötr bir uyaran bu arada sarıcık kadın nötr bir uyaran. Bir pazar günü bir gezerken bir anda benim eşime benzer koşulsuz yeşil pazar güneşli hava ocak ile birleşiyor eşittir koşulu tepki. Klasik koşulu hava. Örnek arkadaşlar. O zaman ben artık panik bozukluğun temelini anlatıyorum şu an. Bütün olay bu. Buradan gideceğiz. O zaman ben sarışın kadınlardan o saniyeye kadar korkmazken, çarpıntımdan o saniyeye kadar hiç korkmazken, baş dönmemden o saniyeye kadar hiç korkmazken, ne zaman ki
O ortamda gücüm işi, aldatıldığım gerçeği, değersiz olduğumun en temel bir insanı insan yapan değer duygusunu bende gittiğini anladım. Ama artık bunu hatırlatacak her yerden ben kaçabilirim. Edinsen onu. Ben pazar günlerinden de, her gördüğüm sarışık kadından da, nedenini bilmediğim yeşil ve eşarp gördüğüm zaman bile harikadan yaşayabilirim. Çünkü ben, beynim beni o an ayırdı. Oğuz, ayıp olsun. Şimdi ne? Yoksa siz slide anlatayım. Vallahi 102 slide var. Adam anlattı. İçinden bir şey anlamadım. Hep bu derste de gittik. Kaç saatte bir saat. He? Ben şunu sorardım. Normalde Türk kadınları sormanızı isterdim. Böyle bir durum yaşamış olsaydı acaba nasıl bir tepki verirdim? Tanıdığınız ve güvendiğiniz ama tepki vermeyeceğine güvendiğiniz iki kişi, tepki vereceğine güvendiğiniz iki kişi, tepki güvenip güvenmeyeceğini bilip bilmediğiniz ortada karar verdiğiniz bir iki kişi de altı çıkmak lazım. Ben burada yaş faktörü de alalım. Şimdi bunu bir tepki soru göreceğim. Bu altı kişiye nasıl bir tepki vereceğini sor. Bu altı kişiye bu tepkiyi sorduktan sonra bu insanlar altısından beş ya da dört daha fazla tepki veriyorsun ve altısından altısı veriyorsun. Senin için niye vermedin diye düşünüyorum. Onların altısı önemli. Eğer ben istiyorsan neden önem vermediğini çok merak ediyorum. Bunu sen de merak etmeyi çok arz ettin. Derim ama. İnşallah tepki. Ben böyle derdim. Konuşuruz da seversen. Çünkü benim buna dikkatimi çeken nedir? Normal insanlar yapar bunu niye yapmıyor? Ama amacım sen çok garipsin ve yani tüm kadınlar tepki gösteriyor. Niye göstermiyorsun? Değil. Ne oldu? Tam hepsini yaşadım. Hayır şimdi fark edebilir miyim? Ya, yok ben nasıl diyorum? Yani kendimden de ben hiç yaşadınız mı? Kaç kez yaşadınız özel bilgisayar? Peki, ilk yaşadığında şaşırdın mı? Boş. Her söyleyenler buradan gelmez mi? Anlamış oldum. Böyle biraz daha sonra siz anlıyorsunuz. Çünkü gözlere bakın. Böyle bir de arada bir. Niye göze bakınlar? Duyguyu en iyi göz. Aşağı bakıyorsa bakma böyle bir adam değilim ben. Yani anlatıyor mu? Biz kardeşlerimiz. Hep bu yanlışlık var zaten. Senin doğru bir böyle bir şey. Hepimiz doğru olabiliriz yanlış olabiliriz. Ama buradan özüm sevdiğinizi sizlere veririz. Sizler doğruyu geliştirin. Size yardım sanatın. Biz de yanlışlarını söyleyelim. Her şey doğru değil. Biz öğrendiklerimizi sanatın. Kendilerimizin şeyini katıyoruz. Göz aşağı bakıyorsa, kaçıyorsa o sırada kaygı. Sürekli gözünü kaçırıp o şekilde bakıyorsa, şöyle yapıyorsa baktığında sinirlerin gözünü kaçıyorsa paranoid kuşkucu olabilir. Bakın böyle tanımlar koymayın, sadece size anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir anlam. Bakarken donup bakıyorsa, sen soru sordukça göz aşağı kaymaya başlıyor. Ve hafif hafif de kuslanıyorsa sorularından, doğru yoldasın ama zaman yanlış. O yüzden geri kaçtık. O yüzden geri. Çünkü her doğru bilgiyi doğru zamanda söyleme yetisini sana kimse vermiyor. Terapist olmak demek her şeyi her zaman söyleme hakkına sahip olduğun anlamına gelir. Çünkü karşımızda bir insan var. Onun etik kurallarını, ahlakını, hissiyatını, hazır olup olmamasını her şeyi düşünüyoruz. Yoksa siz kendinize siz böyle bir şoktan, yani insanı böyle bir şok yaşatmak, her yerinde çok böyle çok yaşatmak. Ve sen bana bulduk ki, bes bu şoku iz bırakmadan arada kaldırmalı var mı? Hususen yani panikadan. Yani çünkü bu böyle şoktu, tam inan o varsa insanda onun psikolojiye vurduğu zerbe tensiz böyle olacak. Ve bunu iz koymadan insanın hayatına daha normal, daha temiz şekilde davet etmek için
rahat şekilde devam etmesi için tamamen arka kaldırma bulamayan bir psikolog olabilir. Tamam, bir daha. Oluma bağlı, travmanın düzeyine bağlı. Çok iyi bir formülasyon yapmak lazım. Bunu düşünmen lazım. Her insan için her panik atak farklıdır. Her insan için her panik atak farklıdır. Panik atak, panik bozukluk, size gelmiş olan her duygu, her duygu farklıdır. Öncelikle o insanın düşünce, duygu, davranış, belirti düzeyinde yani A, B, C, D derisi de var artık. Olarak ne anlama geldiğine oturtmanız lazım. Sonrasında düşünmeyin lazım. Hatırlayın mı? Konumuz şimdi panik atak olduğu için çok girmiyor ya. Bu bir örnek vermek için, bilimsel öğrenmeyi yapıp yoksa bitiremez. Şimdi, onu konuşuruz. Şimdi bilimsel öğrenme dediğimiz kısım neymiş? Benim travma anında, o anda beynimin kaydetmiş olduğu tüm şey yarın bir gün gördüğümde beni tekrar travmaya götürüyor. Bana hasta panik, bize size gelen panik atak hastaları son durumda gelir. End stage. Son adımda gelir. Siz onu böyle götüreceksiniz. Tamam? Geri götürün. Duvara geldik. Daha yok. Hala zorlarsan yeter bu kadar. Sinirlenir. Göreceksiniz. Son anlamı. Son an nedir? Otomatik düşünce. Duygu. Bazen duygudan başlarım. Otomatik düşünceye gelirim. Alırım. Duyguya giderim. Duygudan. Ara inançlara giderim. Benim malım ilkten. Güçlü olmalıyım. Eğer filminde vardı. Eğer panik atak, eğer karanlığa girer isem, başarısız olabilirim. Korkarım. Girmemeliyim ki, komik duruma düşmeyeyim atıyorum. Girmemeliyim ki, hastaneye gideyim. Girmemeliyim ki, ders çalışayım. Girmemeliyim ki, konsantre olabilirim. Mimik örneği. Bu benim malı, arayı, sayıltı, hastalar, insanlar bu sayıltılarıyla yaşıyor. Hayatımız ne biliyor musunuz? Sahte ya. Hayatımız sahte. Çünkü gerçek bu şema. Çünkü o zaman başarısız olur. Yetersiz olduğum anlamına gelir. Ve kusurlu olduğum anlamına gelir. O zaman insanlar buna saygı duymaz. Şema. Yetersiz. Tamam mı? Okey, okey. Şemada buldum. Sen başarısızsın, onun için korkuyorsun. Sohbat. Hasta evlenmez. Kardeşim sen bunu görsen de bunu al. Getir buraya. Burayla birleştir. Bunların arasında magnet yap. Bunların arasında bağla. Neden olduğunu göster. Sonra getir ne yap? Davranışlarını düzen. Çünkü hastalar bize davranışları için geliyorlar. Kaçtığı için, komik duruma düştüğü için, kürsüde konuşamadığı için, eylem hayat etmediği için, hayatını engellediği için, işe gidemediği için, uçağa binemediği için geliyor. Senin korkunun sebebi bu. Bugüne kadar yaptığın strateji yanlış. Çünkü kim arkasız derler, hayatı boyunca her zaman aynı stratejiyi uygulayıp farklı sonuçlar bekleyen insan arkasız derler. Hepimiz arkasız oluyoruz. Hastalar bize o stratejileri değiştirmemiz için gelir. Ama lütfen dünkü gibi, Allah'ım ya, ben bir hasta gördüm, bakın. Yani olacak bir şey. Ne gördün? O ikisi rahatsız ciddi gördün. Ama ne demez? Doktor 12. seansı bıraktım. Ben de merak ettim. Özel bir tekniği bıraktım. Çok güzel bir şey. Biliyordum ama çok güzel bir örnekle beynin arasında. İyi sormuş. O da iyi söylemiş. Hastalarımızdan çok şey öğreniriz. O yüzden biliyorum demeyin. Hep sor. Niye? Neden? Böyle düşünce olmanızı senin için anlamadım. Dedi ki, komik duruma düşme korkusu olan bir hastanın 12. seansı sonunda terapistin verdiği ödevi şu: bir eczaneye git ve et isteme. Yapmayın. Yapmayın abi. Sen o terapisti bulsan derim ki, gel buraya, git şu eczaneye, bir kilo et iste. Yapamıyorsan niye hastalığını istiyorsun yani? Kendinizin yapamayacağını bir şey hastalığını istiyorsun. İnsan olarak önce bir düşünün. Amaç ne biliyor musunuz? Komik duruma düşüyor olmakla yüzleşmek. Yok ya. Yani.
terapi yapmadık, binaya gittik. Var mı böyle çok? Bu sadece terapistin sayıntısı, terapistin hayali. Bunu da yapmamak lazım. Evet. Ya bunları anlatayım mı? Kitaplarda bulacağınız şeyler, hızlıca geçelim. Bir, hakikaten bir bölü şu kalabalıklı, bir bölü içeride, bir bölü orada araba kullanırken de araba içindeyken oluyormuş. Yine de majör bir stres, predispodan rol alıyor. Benim en fazla gördüğüm aldatma, kendini aldatıyor olması kadınlarda ama eşine söylememesi. Hemen bu şekilde bakmayın. Bunları çok söylemek istemiyorum, siz olun. Tamam. Ve en çoktan giderseniz etki altında kalırsınız. Ama sokratik sorgulama gibi elinizde bir silah varken, güç sizde, her şeyi sorun. Anlayın, birleştirin. Demin yaptığım gibi ne yaptım? Ha, şimdi anladım sizin için karanlıktan korkuyor olmanız var. Tık 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 geri gitti. Başarısızlık şeması olduğunu anladım ama affedemedim. Ben de başarısızlık şeması var demedim. Döndüm. Karanlıktan korkuyor olmanızın anlamını şimdi anladım. Eğer karanlıkta girdiğin andan itibaren bir korku atağı geçirmek, konsantre olamayıp, daha sonrasında başarısız olabilmekle ilgili bir olaya kadar giden bir yolculuğa çıktığınız an. Bunu isterseniz inceleyin. Siz yıllarınızı bunun için verdiniz, bugün buraya geldiniz. O zaman bunun için sizin için bir anlamı var. Demek ki bulmuş olduğunuz yolda, bir yolda çıkış bulamamışız ki bugün buradayız. Ben de sizi anlamak ve yardım etmek için buradayım. Beraber iyi bir takım olmak. Bunu aslında söyleyeyim. Siz de iyi bir takım olacaksınız. Siz de iyi bir takım olarak bu sorunu çözmeye çalışacağız. Doktor gibi. Terapist hanım, ne olur psikolog hanım, ben bu hastalığı yeneceğim dedi. Güvensiz bağlanmış olduğu aşırı korumacı anne. Terapist olarak sizi ister. Hastaya analizciler, bunu zamanla görelim ama böyle bir şey. Herkese çok korktunuz ve siz hemen korkunuzun geçmesini siz ne yaparsınız? Güven ararsınız. Ama sonsuz güven var. Ben bilgimin yüzde yüzünü size vermek için buradayım ve vereceğimin sözünü veriyorum size. Ama siz de takip ederseniz ki benim yüzde yüzü vermem ve bu işin bilmiyor biz bir takımız. Sizin yüzde elinizden de fazla kısımlara ihtiyacım var ki yüzde elli yapış olmuştur. Yüzde yüzü yapsam ancak yüzde elli yaparım. Aslında anlamadım. Evliya sevgilisi var. Arz edin. Eşiniz sizdir. Siz de eşinizi çok seviyorsunuz. Her dediğini yapıyorsunuz. Mükemmel birisiniz. Ama eşiniz sizi aldatıyor, eşiniz sizi dövüyor, eşinize de para getirmiyor, eşiniz her türlü şey yapıyor. Bu durumda eşinizin sevdiğiniz ve karar o evliye sürme ihtimalle kalır. Olmaz. O yüzden sadece bir kişinin yemek vermesiyle olmuyor. O evliye sürmesi için iki kişi yemek vermeli. Ben bu evlilik için ve bu beraberlik için bilgimin yüzde yüzünü seveceğim. Ama sizden de biraz ihtiyacım. Ne yapmalıyım? Tam zamanı ödevi kafasına koydum. Bizim ödevimi sevmiyorlar. Kendine yardım çalışması. Bunu ben kendim buldum. Kendine yardım çalışması. Çünkü sizin getirdikleriniz bu terapi içerisinde bu işin daha büyük bir sene söylüyorum. Hocam, soru bir soru. Ben kedilerden korkmuyorum da, yani aslında korkmuyorum, sadece kısa süreli panik atıyorum. Ama sebebini biliyorum ama nasıl aradan kaldırabileceğimi biliyorum. İkinci partiden de konuşmaya razıysam biliyorum. Kökünün, pardon yani bu korkular travma neden başlıyor? Eğer ben bir tanıtımın tutacağımı kazanmak, o gerisinden 14-15 yaşındayken anamın ölümünden korkmadım ve titreme geldi, bütün dahilerlerimin dağıldı. Sonra kız dünyaya geldi, kız ırmağı. Anadan geçti kız ırmağı. Kız ırmağı olduktan sonra ise oğlum dünyaya geldi. İngilizce hafızları ne anamın, ne sizlerin, ne kızın hiçbirini değil. Oğlumun ölümünden çok korkuyorum. Ve yani bir anlık tutarken bütün dağlarla parçaları. Bunu tutamazsa kalktan gelir, kuşaklıktan gelir. Yoksa yine sizin dediğiniz bu maliyene bağımsızlıktan mı gelir? Ben anlayabilmedim belki bir şey. Sağlardan mı çok? Şimdi senin, ben her şeye öyle bakıyorum. Sizin konuşmanızda ona mı bağlı, ona mı bağlı?
Sadece o olma var. Ve hem şey bu, bir anlık gelerken bütün dağsı, dünyanın da yani bu korku merkez tutarken seyirem ve özünden aslında özünü idare edelim. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Bu demiş olduğunuz olayda illa genel cevap vereyim. İlla tek bir tarafa korku olmak zorunda değil. Yani ondan mı ondan mı? İkisinden de olabilir, tekinden de olabilir, bundan da olabilir. Ama bunu anlamak için, anlatabiliyor muyum? Türkçe anlıyorum. Bunu anlayabilmek için neye ihtiyacım var? Araştırmaya ihtiyacım var. Mantıksal tarafsız. Ben şunu sorarım. 14 yaşında bir çocuk olarak annen böyle bir atak geçirdi, çok kötü bir anı hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Tabii ki buradan girmem. Yani önce geriden girelim. Ama ilerideki seansdan yüzümüz buna girelim. O anda bir çocuk olarak annenin atak geçirirken neler hissettiğini bana şu an söyler misin? Bir çocuk olarak. Tamam, sorun. At cognitions. Onların arası çünkü montlarla beraber olan bir şema terapisi. Şema terapisi diyor musun? Bunu da muhakkak öğrenmek çok iyidir. Ben bunda çok severek yaptığım bir şey. Şemayı bilmeniz lazım. CDT yapacaksınız. Yoksa en üst kanıda kalırsınız. Şemada o modlardaki ufak çocuğu neler hissettiğine çok bağlantı. Hipotez teori değil. Bu ufak çocukla oğlan arasında da bir bağlantı var. Şunu soralım. Neden oğlan? Oğlanın üzerine çok büyük anlamlar atfetmiş olabilir. Beni koruyacağım. Kocam ölürse benim hayatımda bağlanacağım en iyi insan olabilir. X, Y, Z. Bunların hepsi hipotez. Bunlar belki yalan. Ama düşünüyorum. Ama bunların doğruluğu olduğunu olmamış. Kolombo gibi. Sadece ipuçlarından kanıtları indirir. Kanıt olmadan yorum olmaz. Daha çok yola ihtiyacı var. İkimiz de bilmiyoruz. Sadece fikirler dışı bu işin. O yüzden araştır. Yani şu anda risk var. Risk var. Ama getirirsen beraber düşünürüz. Ya yani burada olsa buluruz. Belki yaparız bir şeyler yaparız. Evet çocuklar, şimdi böyle gidelim. Çünkü o zaman bitiremeyiz. Duyum, his, düşünce o anda aklınızdan gelen. Demin yaptığımız olduğumuz. Yani şu, belirtiyle bizi biliyorlar ya, yapacağımız şu. Clark Dantino, devam edelim, bitireceğim. Bir gün üniversiteler bize bitirdik. Acil gidiliyor ama bitireceğim. Yani acil gidiliyor ama benim iletken bulunamıyor. Ancak tahmin edici bir açıklama da yapılmıyor. Aslında öyküler de yapılmıyor. İkinci atak yine organik iletken bulunamıyor. Aslında yani organik dediğimiz kalp krizi araştırıyor. İlaçlıyor. Öyle bir etken de bulunamıyor. O halde çıldırıyor muyum? Bakın, dün ne anlattım diye katılanlar var mıydı? Tipik kalbe. Tipik kalbe, kalp krizi geçiriyor. Herkes olabilir bir göz ağrısı. Eğer kalp krizisi, hastaneye gitti. Evet kalp krizisi, müdahale et kurtuldu. Demek ki bu kalbi benim hayatta kaldı. Değilse, İyiymiş, gaz sancısıymış. Bitti. Bu normal insan. Bir bak, bu yararlı kaydı. Her kaydı kötü değil. Kaydı bir alarm. Eski tüplü tencerelerin piştiği zaman bip ölmesi. İçeriye koyduğunuz baktığında var mı? Var mı? Ha, var, bak, bak. Bu ne? Alarm. Niye koymuş? Olursa anında uyanalım, polis ilerisinde itibar gelsin. Çünkü yanında uyumadan bitsin diye. O zaman kaydı bir alarm. Uyan. Aynen. O zaman tipik kaygı ne oluyor burada? Bakın kaygıdan kaygılmaya başlıyor. Eğer kalp çarpıntı olursa çarpıntı eşittir. Kalp krizi olabilir. Damarında tıkanıksa ölürüm. O zaman çarpıntı hissetmemeliyim. Spordan vazgeç, cinsel hayatı bırak, öbürünü yap, nabızla gez, hastaneye bir yerlere git. Allah'ım bittiyse bakıyoruz. Tipik bu düşünce düzeyinde çıldırır mıyım? En fazla birisi çarpıntıdan buraya gelmez. Bazen gelir, o obsesif düzeyinde olanlar gelir. Ama en fazla buraya hangi semptomla gelirler? Baş dönmesi. Dünyada sanki ben hocam bir anda o ortamdan gittim, insanlar bana yabancı gibi geldi. Bu insanların sana yabancı gibi gelmesi senin için o anda anlamı ne oldu? Bana garip bir şey oluyor. Şimdi düşünelim. Garip bir şey oluyor olmasanız gidelim. Neden oluyor olabilir sen? Hocam, ya ben acaba
kafayı mı yiyorum? Alt detay. Sonra ne yapar? Çıldırma haberlerini okumaz. Çıldırma filmleri seyredemez. Çıldırırsam ya bıçakları saklar. Çocuğuma zarar veririm. Bin tane kurgu başlar. Ama bize ne dedi? Hocam ben bıçakları saklıyorum. Çocuklarıma saklar diye. Siz de o kahve zannedersiniz. Obsesyon. Araştırmazsanız. Ama bir panik atak yaşayabilir ya. Yani bir anda bıçak görür, çocuğun karşısındadır, gözünden imaj gelir, çocuğuna saplarken. O anda ver panik atak yaşayabilir. Bak bu obsesyon sebebi. Olabilir. Panik atak. Panik bozukluk olanlar hep şundan bahseder. Sadece kontrol kaybedip saplayacağım. Çocuğun öleceği, tamam mı? Panik atak, panik bozukluk hastası genelde bulgulan bahseder. Hep oradadır. Çatlıntı oldu, gittim, hocam öyle mi? Panik atak ya da asansöre bile hep oradadır. Ama o kalbe gergin kaygı bozukluğu genişletir çevre. Araştırdığınızda bulursunuz. Zemine zor gelir. Bu da diskadır yani. Araştırarak gelirsiniz. O nasıl gelirsin? Soru şudur. Senin en fazla benden bir tek şeyi geçirmek istesin. Neyi geçirmek ister? Bulgu var. Hocam çıldırma durumu yok et. Cevap. Peki ne olur çıldırma ihlal edersek? Çocuklarımı öldürürüm çocuğu. Burada daha çok bir yaygın kalbiyle obsesyon var. Ama panik atak hastası hep kalp değil. Bir bilgi mi sen bundan bahseder? Oradan bahseder. Başka ötesinden bahseder. Çarpıntıdan bahseder. Genelde bunlardan bahseder. Ani gelişecek bir katastrofik. Katastrofi ne biliyor musunuz? Merak edeceğim. Benim ağacınız olacak öyle. Şimdi ani gelişecek katastrofik olmayacağı bilir, belirtilse bile bu kez tekrar panik atak geçirmekten yani fear of fear korkuyor ve giderek bedensel netleri fear of. Bu ne demek? Mehmet abiniz. Şöyle bir şey. Aniden oluşturulacak olan bir korku hatayı şöyle. O anda çarpıntı hissettiğini düşünün kadın. Ve kadın o anda panik bozukluk yaşında düşünün. Artık kadın hiçbir şekilde kocasını aldıracak bir şeyden bahsetmez. Siz sormazsanız. Siz araştırınca burada daha fazla bulursunuz. Neyden bahseder? Çarpıntıdan bahseder. İlk çarpıntı hatalı olduğunda ne zaman olmuştu? Ne bileyim en son şurada olmuştu. Peki en çok korktuğu, ilk bunu hissettiği biraz araştırıyoruz. Ha evet, hocam böyle bir olay olduğunda olmuştu hocam. Ondan hemen peki, hiç çarpıntıdan korkar mıydın? Hiç korkmaz. O günden sonra başladı. Bunun kenarıyız. Olay önemli. Şemalı ile çok önemli çünkü. Ama biz yine şey verelim. Bu konuyu isterseniz sonra verelim. Ama şu an biz bu çarpıntınızı halledelim. Çünkü ev yanıyor. Evin neden yandığının araştırılması ihtiyacı olur mu evinize var ya? Önce alıştırın. Adamın önce hayatlık bu araştırın. Ondan sonra. Alacağım. Biraz ilerleyip alacağım. Panik atağı geçirebileceği yerlere ve panik atan utandırıcı olabileceği kalabalık ortamlara agorafobiye girmemeye başlıyor. Ne yapıyor? Yani şu bir kolaya tekrar dönelim. Panik atağı geçirmekten yani korkudan korkuluyor başlıyor. Niye? Araştırdığınızda alttan ikinci kognisyondan da çıkar. Tek kognisyon kalmaz mı zaten? Ne çıkar? Eğer atak geçirirsen, bazen şunu derler. Araştırın bak, yani çok zevkli bir şey. Araştırıp çalsalara diyorsun, kitaplardan değil. Önce ben şunu gördüm. Hocam uçağa bindiğinde, eğer patronlar da falan gidiyorsa sorun yok. Allah Allah. Niye? Merak etmez misin? Normal adam patronluğunda beni kadar geçecek, işten atar diye korkuyor. Ha, onlar tanıdık ya. Onlar beni insanla hastaneye götürürler. Bazen uçuyor. Bazen tam sıkı çıkıyor. Tanıdık kimse yok. Öncelikle uçağa biniyorum. Bakıyorum hocam. Tanıdık yok. Oh. Bir de en önde oturuyorum hocam. Hayda. Niye en önde? Çünkü en önde oturuyorum ki gelirsen hatta önden öyle kaçıyorum. Biz kısmı oradan hepsinden oraya kaçıyorum. Yoksa yol boyunca gidiyorum. Herkes oluyor oraya gidiyor. Değişik şeyler, senaryolar var. Adamların senaryoları çok ilginç. Ve dolayısıyla ne oluyor? Film oluyor bazen.
korkudan korkmaya başlar. Giderek beğensel denetlemek yok. Niye? Geceyi siz bir tıkırtı duyduğunuz zaman baksanız. Hemen şöyle bakın. İkinci olacak. Değil mi? Bu adamlar ne yapıyor? Böyle. Bana geldi. Blok bu. Yok. Böyle baktınız mı slaytlarına? Hiçbir şey anlamayacaksın. Ne olacağız ama ben yapıyorum. Ne anlayalım? Ben istiyorum ki her şey anlaşılsın. Aa geldi bu. Olayı temeli bu. Bence panik bozukluk bitti. Bir şey daha anlatacağım şu tarafta bitti. Bitti söylüyorum. Sonrasında örneğe geçtim. Böyle öğrenildi. Yoksa ne yapayım ben size? Sabah kadar panik bozukluğun etiyolojisini anlatayım. Reseptörlerini anlatayım falan. Vallahi bir şey değil. Aslında sen reseptör duymak istemiyorum. Bizim hastalar istemiyor. Cemal Bey'in o ayrı. Onun hastaları ister. Bana şimdi için geliyor. Ama bize geldi ne abi? Ben dün anlattım. Depresyon örneğindeki PET-SPEC, anti-right England içerisindeki insulardaki o yapının efendim dansinesi yüksek mi aşağı mı? Aa, bizim doktor iyi biliyormuş falan. Ya bana ne? Yani bana ne? Sen benim korkumu düzeltme kardeşim. Ne yaparsan gel. Evet. Ya bir de panik atak aslında benim. Geldiklerinde size deve keserler. Yeğenin altından verirler. Evden. Ne yana vereceklerini zannediyorsanız çok yanılırsınız. Sizi yolda göster, selamı verirler. Niye biliyor musunuz? Terbiye sorulukları için değil. Seni gördüğü zaman bedensel öğrenmeyle tekrar azalmazlar. Aynen. Unutmak için size bedensel öğrenme. Hani yeşil yeşil var ya, biz de onu kötü anlatırız. Ama eğer hala adam sana selam vermiyorsa, terapist olarak düşün. Ben bu adamı tedavi etmişim. Kaçınma var abi. Evet. İçsel ya da dışsal bir tetikleyici var. Clark olayı. Yani bunu anlatıyor. İçsel ya da dışsal tetikleyici ne? Nedir içsel ya da dışsal tetikleyici? Siz söyleyin. Hangi soru? Hangi soru? Çarpı tik sektiğinde ne olur? Herkes başka? Bir kadar. Şu an ne oluyor? Heyecan. Vücudunda ne hissediyorsun? Titreme. Titreme. Nerede titreme? Ayaklarımda. Bir, tamam. Panik atak hastasında bunu ilk hissettiğinde atak yaşıyor. Tamam. Önce buradan başlıyor. Daldığın için deniyorsun yani. Dalmayın yani, indirebiliyorum. Şaka yapıyorum. Herkes dalıcı sadece öğrenebilir diye aktif yapmak için. Evet, ne oldu? Ayak titremesi. Hadi buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ayak titremesi. Uyuşması diyelim. Titreme uyuşma. Tehdit algısı ne? Ben böyle düşünüyorum. Ayağım titredi. Titreyebilir kardeşim. Bitti çıktık. Atak falan yok. Atak mı olur anlatıyorum. Titredi. Abiciğim ben acaba ben uyuşuyorum da Allah ben acaba beyin kanaması mı yiyecek? Bittim ben acaba felç mi oluyorum? Annemde de felç var falan. Allah Allah gibi kadınlar hep şey. Burada ne var? Düşünce torsiyonları da sorunlar. Düşünce hataları. Felaketleştirme. Olumluyu, olumsuz yoksa. Değil mi? Zihinsel filtreleme. Sadece o açıdan bakıyorsun. Diye çekiyor içine. Sadece olumsuz çekiyor. Olumsuz kadınları çekiyor. Tehdit algısı ve anksiyete. Panik. Fizyolojik, kognitif bulgular. Yani çarpıntı. Niye? Adrenalin salgısı. Korktun ya. Korktun. Tahta nerede? Şey, kalem nerede? Buradan mekanizmaya geçelim. Söyledim. Adrenalin salgısı oldu. Adrenalin salgısı olduktan sonra artık fizyolojik tepki ortaya çıkıyor. Olay şu. Benim beynim böyleydi. Korteks. Pıdıl pıdıl geziyorum. Fakir o büyük kocaman olayını görmek üzere. Veya doktorun kaldıkta bana sınıfın içinde kaldıkta bir soru sormak atıyor. Bir anda o bunlar oldu. Ben acaba çıldırıyor muyum, pers mi oluyorum diye düşündüm. Bir panik başladı. Panik başladıktan sonra insanlar görecek ve rezil oldum diye düşünmeye başladım, durduramadım. Kortekse kazındı artık. Burada. Bunu ne aktif eder? Bir düşünce, bir belirti,
bir imaj. Bunlar bazen kendi aralarında da gitken yaşayabilirler. Çarpıntıdan kalp krizi geçirmek düşüncesi buraya. Bazen acaba film seyrediyorum, kalp krizi geçirmiş bir adam gördüm. Ulan ben de mi geçiriyorum diye bambolik düşünce geçti. Adrenalin sıkıntı çarpıntı oldu. Bu da olabilir, tamam mı? Bundan sonra üç bölgeye gider. Niye? Böbrek üstü bezinden adrenalin salındı. En büyük panik atak niye 30-40 dakika sürer? Allah öyle yaratmış. Parasempatik sinir sistemi. Bunları bilin hastalara, ama hastalara anlatın. İlk seans psiko eğitimdir. Hastalara ilk seans bundan baktığınızda bir %60 iyileşebiliyorsunuz. Benim kendi videolarımı videodan, YouTube'dan seyrederek videoları trip atmak için kaldırdım. En çok bilen beyin o. Hocam niye kaldırdın? Ne olur gelin. Bilmem kim onunla kurtulmuş, ben de seyretmek istiyorum ama seyredemiyorum. Çoğu insanın mesela o videodan iyi olur diyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü orada ben hep psiko eğitim yapıyordum ben. Yani Türk televizyonunda mesela komik trenle psiko eğitim versiyonu yapıyor. O yüzden insanlar çok seviyor. Yarar çok gördüm diyor. O yüzden. Çünkü bunu hastaya anlatın. İlk seanslarda anlatın. Çünkü ilk seans psiko eğitim. Neden okumacı anlayın. Anladıktan sonra anladığınızda hastada şu kılar modelini oturtarak anlatın. Evet. Şu şey oldu. O sırada bunu hissettiniz. Bu sırada panik atak yaşadınız. O sırada vücudunuzda çarpıntı hissettiniz. Bu çarpıntı kalp krizi geçireceğiniz. Ayağınız uyuştu. Felç olacağınız. Hepsini aldınız. Bu versiyona yerleştirdiniz. Bu sizin yol haritanız. Bakın. Bu yol haritanız. Her hastanızla ilgili olan olayı bunun üzerine yerleştirerek yapmaya çalışın. İyice sorun. Her bulguyu sorun. Benim yaptığım gibi. Yanına ekstra notlar alın. Bu bundan da buna geri döneceğim. Bakın böyleydi, başarısız korkusu vardı, ömrü var falan dedi. Ayağı titredi devam etseydik diye. Peki ayağı titremiş olması demek ki senin şu an için tehdit unsuru olduğunu gösteriyor bu durumu. Benim sana soru sormam. Neden? 5 dakika önce ayağı titriyor muydu? Hayır. Ne zaman ayağı titremeye başladı? Siz soru sormadınız. O zaman benim soru sormam senin için bir anlamı var. O da senin için tehdit edici unsur olsa gerek değil. Ayağı titriyor. Benim sana soru sorulmanın neticesinde olabilecek en kötü şey. Bireye giriyorsunuz. Sohbeti sorun. O yüzden bu bulguya döneceğim. Şuna geliyorum hemen. Çünkü parasempatik sinir sistemleri gerek yok. Panik atak sorundur. Kanıt hastaya kanıtlar olur. En mutlu olduğunuz anı şu. Şu. Şu an beraber olduğunuz. En korktuğunuz anı şu. Şu an beraber. Peki en sinirli olduğunu o zaman her gün bitirir. Nasıl bitirir biliyor musun? İşte bu yüzden. Bir bilgi öğrenin. Hastaya ders anlatır gibi anlatmayın ne olur. Hastaya soru sorar. Hep örnekler. Ben bunu anlatırken ne yapayım? Bakın nasıl anlatıyor? 1,5 saat, 1 saat sürüyor. Ama o ilk seansı çok güzel. %60. Bir araba geldi ve tam yolda gidiyordunuz. Araba ödere geliyordu ve ciğer kliğinin ses duyuyor. O sırada döndünüz, bir araba dönerek hıp hızlı size geliyor ama ayak kaslarınız çalışmıyor, dolar kalmaz. Ve böyle yaptınız, hareket edemiyorsunuz, araba kayarak yerleri dibinize buldu. Baktınız. Evet, bana bu nedenle gelebiliriz. Lerden çıkacaksınız, değil mi sırada? Bana bu sebep için gelebiliriz. Gelebiliriz. Psikiyatriden mi desin? Niye? Sebep belli. Değil mi? Peki vücutta ne oldu onu da anlatır mısın? Sana bir su ver seni. Bardak nasıl olurdu? Efendim? O sırada kalp hızına baktılar. Kalbin kaç olurdu? O zaman gel. Bunun neden olduğunu beraber çalalım. Hastayı hazırladık artık. Hastayı açtınız. Şimdi buraya gelin. Bak. Çünkü korkudan adalet salınıyor. 30-40 dakika sonra çünkü küçük duygu korku gelmiyor. Parasempatik sinir sistemi devreye bunu söndürür. Ama 30-40 dakika sonra bir daha olursa bir daha sallanır. Dolayısıyla hasta en azından bunu rahatlıyor. Demek ki 30-40 dakika. Bu 30-40 dakika İtfaiye yola çıktı, geliyor.
Ama sen evi terk edin Sulu. Benim sana öğrettiklerimi uygula ki biz o hata yenebilelim. Yani ne zaman bu korteks sinirimizi yapacağız? Biz ilaç vererek buradan gelen uyarıları aşağı belli rahat etmek için veriyoruz. Hastayı ameliyat etmek için anestezi verdik. Hasta uyudu. Ama hastanın kimliğini çıkarmadı. Sonra hastayı uyandırdık. Hasta sizce iyi olmuş olur mu? O zaman ben anesteziyi verdim. Demin size ilaç verdim. Çok yüksek doz ilaç vermek iyi değil. Çünkü anksiyete yok olursa hiçbir şey öğrenmez. Ben şimdi ameliyattayım ama ameliyata beraber yapacağız. Benim öğrettiklerim her ömrüyü o atağı bir kez bile söndürebilirse hastaneye gider. O zaman biz onu yeriz. Kolunu bacağını kopardım. Bir kez daha bitti. Ondan sonra hastayı yaralarız. Gerçek tedavi. Hasta ilaç ve farkı anladı. Devam ediyoruz. Buraya geldi kalp. Hızlı hızlı attı. Akciğer hızlı hızlı nefes alıp verdi. Bir de periakoidüler, gri cerrahlayan bir yer. Bunları çok bilmeniz gerekmez ama dona kalma merkezi. Böyle değil. Dona kalma merkezi. Hastaya yine soracaksınız. Ara vereceğiz. Tamam. Uykunuz geldi bazen. Geceliğin bir tıkırtı duydun deminki gibi. Şu şekilde kulağını kapattınız. O sırada... Yani hiç öyle bir köpek duydun mu, gördün mü? Bir tehlike anı gibi kulağını diker ve köpek nefes almaz. Şöyle bir köpek gördün mü hiç? Evet. Öyle bir şey yok. Çünkü işte bunu sağlıyor. Refleks bu. Hani boğazına bir yabancı şey çıkınca direkt öksürüyor. Korktuğunda nefesini tutarsın. Hatta korkan insanlar iki tür reaksiyon yapar. Yapabileceği bir şey varsa yetişin annem geliyor, babam gitti, yere düştü, kalp krizi geçiyor, ne olur gelin taksiye durun. Yapacağım bir şey var herhalde. Ama öldüyse de nefes almıyorsa böyle bir şey yapmaz. Doğru kadar. Eğer yapacağım bir şey varsa koşturur, yapamayacağım bir şey varsa olur. Korkun iki tür reaksiyon. Bunu sadece beyin reaksiyon. Ve bu periakoidüler, griceler direkt odaklandı. Çünkü biz dinozorlardan kaçan atalarımızın torunlarıyız. Kaçmak babamız da var. Kaçmayanlar öldü. Onların çocukları yok. O yüzden kaçmak doğru bir şey. Allah bile öyle yapmış. Amigdala'dan kortekse 8 tane bağlantı yapmış. Korteksten amigdala'ya bir bağlantı yapmış. Niye? Önce kaç, sonra düş. Ha, önce düşünüp sonra kaçmayı denersen öbür dünya düşünecek o Allah da böyle yapmış. Bunu ben yapmadım onlar. Böyle bana sıyatayım. Sonra işte bu senin çok peki ne çıkacağız çok acı. Şimdi karbondioksit burada anlattım hasta hatta maç seyreden bir erkek hasta ise şey dersin. Öyle bir maç düşün. Milli maç. Karşı takım bir şut çekti. Spiker bizim oralarda böyle der. Size nasıl der bilmiyorum. Şut! Ah, sayın seyirciler nefesimizi tuttuk. Top direğe yalayan dışarı çıktı. Derin bir of çekebiliriz. Öyle mi? İşte adam bunu anlatıyor. Korkan da nefes tutuyor. Panik atak hastalığı yok. Hatta bakın o anda nefes almıyormuş. Bak hiç öyle alır. Hiç oynamaz mı? Çünkü niye biliyor musunuz? Dışarıdan tehlike geldiğinde kulak böyle ya. Bu adamların tehlike hemen geliyor. O yüzden seni dinlerken bunu da yarısı beynin burayı dinler, yarısı dinler. Anladın mı? Ve refleks çalıştığı için de nefesi yüzeye alır. Karbon diyorsun düşer. Karbon diyorsun düşmesi hipokalemik alkaloz durulur. Tıbbi işleri boş verir. Vücut bunu da alem olarak algılar. Asit baz dengesi bozulur. Beynine gider. Kan akımını kısar. Karotis artar. Kısar. Başlıyor. Bazen hastalar kaygılı olup işe aldıklarında sürekli aynı kaygı olacak diye, kaygılı olacak, alacak diye nefes almayı unutur. Nefes almadığı için karbon gözü düşür, baş bölmesi anında atak yaşar ve bize onunla gelir. Araştırırsan bulunur. Hastaya bunları söylersen de şu modeli oturtarak aman şu modeli oturtarak da bu belirtileri
Anlatıp bunu bulduk ya hepsini buradan. Anlattık ya. İşte bu anda bu oldu, bu anda başın döndü, başın döndü de böyle düşündün. O sırada işte adrenalin salındı, çarpıntı oldu, çarpıntıysan böyle bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle yap. Lütfen burada benim bir yanlışım varsa alacağım ona. Lütfen benim burada bir yanlışım varsa düzeltin dersin. Hastaya. Bu formülasyon üzerinde. Doktor bey şurada hani var ya çarpıntı. Önce çarpıntı oldu da baş dönmesi hesabı olsun biraz oluyordu. Sizce niye? Yani niyesini ben anlatmayacağım. Ben şey değilim öyle dilaklı doktor olmayayım. Benim için önemli olan şu. Senin için buna da ben de devam edeyim. Çarpıntı. Ama bu soruyu niye sor? Çünkü bazen baş dönmesi geliyor da ardından çarpıntı gelir mi diye merak ediyorum. Soru o. Bizim yapmamız gereken de skenerden geçer gibi algıda seçiciliğe yol açar diye. Skener gibi bakın tabii. Baş dönmesi var mı? Var mı? Var mı? Aha başladı. Şu adam burada kalır. Hayatı şu olmasın diye beynine gelir. Senin düzelteceğin yer tedavi de bu. Sonra bu olmasın diye kendine göre hastalığın tuzaklara düşer. Kaçar. Güvenliği sağlayıcı davranışlar yapar. XYZ. Sonra bu döngü böyle gider ve hayatta iktidar edilir. O yüzden karbondioksit miktarı kaygılı oldukları vücutlarına nece sürekli düşer. Düştüğü için de panik ata yaşayabilirler. Sürekli oturtmak. Daha çok oturtmak kısımda bu. Yani fizyolojik kısımda, biyolojik kısımda oturtmak kısımda da bir sınıf. Belirti bu. Önemli olan bu değil. Artık yeni modern sistem bunlar anlatılıyor. Nefes egzersizleri, relaksasyon egzersizleri, hareketler kaslarını çok yapma. Relaksasyon egzersizleri de özellikle hangi tip hareketler kaslarında? Çıldıracağım onu. Kontrolü yitireceğim onu. Adam gevşiyor ya. Evet, gevşediğinde aha der, bitti çıldırıyor. Kontrol yok. Gevşemek gibi yarattı. Ne olacak? Adamın düşüncesini düzeltecek. Şuradan başlıyor. Bazen buradan başlıyoruz dedikler. Ama esas yeni bak, en son bilgi. Şurayı düzelt. Tüm tedavi bunu yap. Tüm seansı bunu yap. O ne? Çarpıntı eşittir kalp krizi. Baş dönmesi eşittir. Çıldıracağım. Kontrolü kaybedeceğim. Öğreteceğim insanlara rezil olacağım. Kusacağım. Hep bunu seansın içinde hem kognitif hem davranış nedeniyle. Örneğin bir abesman alıyorsun. O örme refleksinde. Önce mekanizmasını alıyorsun. Ya beraber yapıyorsun. Önde çöküyorsun. Tamam mı? Çek. Ne oldu? Devam. Biraz. Olacak. Ne oldu? Ya devam da. Burada bir tane daha sfinkter var ya böyle kolayca tutun. Ha, peki bu hastalığı yapmak istiyor musun? Hani şu var ya, şu yapacağım ya. Gel çabuk bir deneyle başlayalım. Kusup kusup yiyeceğim, sonra bunu yaparsın. Bir abesten çıkarız. Beraber, burada resim olsak ne olacak? Çünkü ben zaten seviyorum. Benim burada olmam doğru değil. İleride bunu tek yapmam lazım. Gel bunu önce beraber yapalım. Benim bu kolumdan rahatsız duyar mısın? Evet hocam. Peki ben arkam dedim. Öğleye kusarsın oraya kusun için. Benim öyle yapmıştım. Ama ben o zaman kaçmış olurum hocam. Siz dönün boş ver. Siz zaten her şeyi biliyorsunuz. Ben sıfır derim yazdım. Şimdi ne yapıyorsun? Niye kaçıyor? Hastanın bunu gülmesini için güzel bir şey. Çünkü hastalarımızın büyük bir kısmı kaçırdığını bilmeden devam ediyor. Bazı doktorlar diyet veriyor yani. Kahve içmeyeceğim. Bazı doktorlar liderler veriyor, çarpıntın olmasın diye. Adam sana ne için geliyor? Bu ne? Çarpıntı eşittir kalp krizi. Kognisyon değil mi? Ben ona liderler vermek ne yapıyorum? Doğru, kalp çarpıntı eşittir. Çok tehlikeli bir şey. Asla istemeyeceksin. İndirek verdiğin mesajı var. Bu bir siyasi. Yanlış. Xanax veriyor. Yanlış. Külleme yanlış. Çok asla verilir.
çok ciddi durumlarda verilir. Ama kognisyon mekanizma yaptıktan sonra şu an verdiğim ilaç düşmanımız var. Ben zor olmalı cevabım. Panik atak hastalığı var. Evet, olay bu. Her şeyi belirtileri yazılmaya, katastrofik yorumları da yanına yazarak bağlandım. Bunları hastaya sürekli neyin neyden olduğunu göstererek gideceğiz ve bunları kanıtlayacağız. Tüm terapi buna yapıyor. Ve deneyler yaparak da bu olayı görmeye çalışacağız. Hastaya bunu kanıtlayacağız. Tabii. Tüm amaç bu. Tamam mı? Hadi ara verelim. Ara verdikten sonrasında uygulama göreceğiz. Bu anlattıklarımı üzerinden yapacağız. Tamam mı? Mali verdim ki ben araya kaç dakikamız var ya? Var mı daha ya? Anlar, 10 dakika nasıl varmış? Oturun, oturun. Oturun, oturun. Ben geçtim zaten öyle. Bir dakika, kaç dakika bekliyorum. Çok sevindim. Ben de nasıl gidiyorum? Çok sevindim. Tamam. Harika. Ne? Şu slide'a bir bakayım. Tamam. Slide'lara bakayım. Sonra soru alayım. Beraber gidelim. En önemli kısım buydu. Bana sorarsanız en önemli kısım bu. Bir örnek göstereyim o zaman, müsaade buyursun. Dünyada baş dönmesine çok sık gelirler. Kan korkusu hastanız var mı? Örneğin benim bir hastam vardı. 8 yıldan beridir kan korkusu olduğu için çocuk doğru büyüdü, eşi koşacaktı. Ve yeni yani 8 yıldan beri geçmişi var. Evlendikten sonra eşine söylüyor. Ve 2 yıldır hani terapistleri gidiyor, oraya gidiyor, doktora gidiyor ama kan korkusu devam ediyor. Ama esas kognisyon, esas kan korkusunun onun için olan anlamı çocuk doğurmayacağım, yetersiz kalacağım, etraf bana ne der, çocuğumun olmaması benim yetersiz olduğum anlamına gelir. Hatta eşim de boşar, boşadığı zaman da yetersiz kaldığım düşüncesiyle iyi bir yüzleşirim ve ben bu duyguyla öleyim daha iyi. Kan korkusunun esas amaç o hastanın esas şeyi oynatmış yani anlamı. Biz o hastaya önce öğrettiğimiz kan korkusunda aman aman yaşamayabilir. Önce şu hareketi öğreteceğiz. Şu. Kendinizi kasmak ve kırmak. Tüm kas. Hafifçe öyle şu. Tüm kasları kasın. Niye? Tüm kanı beynine. Ben hastaya diyelim baş dönmesini anlatıyorum. Baş dönmesi var. Doğru. Baş dönmesinin anlamı sizin için düşeceğiniz. Hatta yolda giderken düşecek. Bugün ne kadar düştüğünüz oldu mu? Hayır. Baş dönmesi oldu. Oldu mu? Çok oldu. Peki baş dönmesi sırasında neden düşündünüz? Tabii ki çok haklı zannetmeyin kendinizi. Çok güzel cevap veriyor. Duvara tutun çünkü. Birine annem var yanında. Birine babam var. Aha çok güzel. Peki o zaman tutulmasaydı mı olurdu? Yere düşer. Yere düşersen ne olurdu? Bilmiyorum ki. Kafasını çarpıp öleceğinden mi korkuyor? Etrafta geçenlerle rezil olur diye mi korkuyor? Bileziğini çalarlar, ben bir dert alırım diye mi korkuyor? Var mı? Bu da bayağı bir şey var. Gerçekten mi? Hepsi var. Bizim beynimize hasta şeylere dolduruyor. Hepsini inceliyoruz. Her gün bize eğitim alıyoruz. Her gün 3 hastaya ben tam terapi yapıyorum. Ondan sonrasında onlar hastalıdır. İlaç, yani kontrol veya iyi remisyon hastalıdır. O yüzden bunu buluyoruz. Peki, baş dönmesi. Senin için baş dönmesi şöyle bir şey. İnsanlar niye bayılıyor? Bayılınca neyi görmüş? Bayılıyor işte bilinç geliyor. Gerçekten bir yere düşüyor. Peki, yere düşmüş bayılan bir insanın hiç böyle bayılma sebebiyle yani yumuşak bayılma, böyle vücutta herhangi bir şey olmayan bayılmada yaralandığını falan gördüm. Bugüne kadar kaç kez bayılmadı, annesi bayılıyordu, annem bayılıyordu. Hiç çarptığını gördüm diye konversiyonu var bence. Yani bayılmasın seni, konversiyonu asla kapacak böyle, ya Allah'ım bayılıyor, tek sesini duyuyor ama yanıt veremez. Yani o korku oldu, o böyle olmuş. Peki hiç olmadı mı böyle? Peki sonra ne olur bayılan bir insan? Yere düşer, yere düştükten sonra ayağına babaya kaldırırlar. Bak bir şey söyleyeyim, tokat vururlar, uzun tırk almış şey. Tokat vururlar, tamam. Ayağını kaldırır. Çok güzel. Niye ayak kaldırırlar? Ayaktaki kan beynine gitsin diyor hocam. Peki sonra hasta ne olur? Ayılır.
Peki hiç kimse ayağını kaldırmazsa mı? Ama diyelim şöyle bir şişe var. Renkli. Bunu aldık. Yapabilirsiniz. Terapist olduğunuz zaman çok hızlı şekilde düşünmeniz olması lazım. Yapı yapı zaten alıyor bu. Çok hızlı düşünmeye başlarsınız. Pratik şeyiniz gelişir. Hemen bunun içerisine varsa bir renkli bir şey koyarsın. Toz veya yoksa böyle. Bu böldür ya. Burada yazacak. Burası beynin ya. Evet hocam. Şimdi ne oldu? Şekerin düşmesi için ölçülmüş durum lazım. Şeker düşmemişse reaktif hipoglisemi yoksa bu bir hastalık hipotezi. O yüzden yanında şeker taşırlar. Bu da güvenlik sağlığı için. Onları kaldırmazsan hasta rahat tedavi olmaz. Bu hastalık göre değil. Bakın çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Bir terapistin düşüncesi her şeyi açıklar. Her ipucu kalın değil. Bunu soracaksınız. Şekeri düşün. Ben çok reaktif hipoglisemi yapıyorum. Hani bozuk diye geldi. Birisi çok ünlü bir. Çok ünlü bir sanatçı. Yıllardan beri de gitmiş. Ben sadece reaktif hipoglisemi buldum. Hala bana bir dua eder. Yere göre sıralamaz. Çok ünlü bir sürecinizi. Ama bulacaksınız. Bak hasta böyle. Benim anlamak istediğim o. Bu. Bura ne? Beyin. Hep aldığım bilgileri tekrar görüyorum. Senin için. Bayılmak demek. Beyin de kadın inmez. Ayak kaldırırlar. Böyle olsun. Dedim ki böyle. Ama yere düşünce ne sonuçta kimse seni kaldırmasa bile. Sen ayıp ediyorsun değil mi? Evet. Doğru hocam. Peki. Niye çağırmak oluyor? Başın döndüğü zaman ne oluyor hocam? Genelde çarpıt oluyor hocam. Çünkü korktuğu için çarpıt. Ne olur? Zaten tansiyon düştüyse çarpıt olur. Ardından yara olur. Peki kalp ne yapıyor? Ne bileyim hocam. Bak. Şu nereye gidiyor? Yukarı. Eğer bu daha gevşek bir şey olsaydı balon gibi. Sıksan ne olurdu buraya kadar gelmiş misin? Bir de bura ne? Beyin hocam. Çok güzel. Esandır vücut bayılmamak için sana bir şeyler yapıyor. Hiç şimdiye kadar bayılmayacak bundan sonra. Yok hocam. Allah yemeğini tuttum ya. Umarız oldum ya. Bana sorarsan tutma sana da gelecek. Ama tuttuğun için şu an buradasın biliyor musun? Yok tansiyon. Zaten araştırıyor musun? Anladım ya. Onun için tansiyon da düşünürsün. Neyi? Tansiyon aleti yok. Nasıl anladın? O da tansiyon. Onun tansiyon aleti yok ya. Kendine göstersin için tansiyon yok. Yani. O zaman tansiyon aleti şimdi. Eğer gerçekten bir tansiyon hastasıysan, bir önceki tansiyon hastası olup olmadığını bir daha önce görecek. Hayır, tansiyon hastası. Sen de tansiyon korkusu olur. Annesi mesela, annesi tansiyon hastası. Yani, doktor geldi. Öğle ilaç düşmüşler. Tabii ki. Onda olan şu, onda genelde size tansiyonun var acaba diye geliyorsa bu bir bulguyla gelmesi lazım. Yani tansiyonun çıktığı nereden anlıyorsunuz? Ve yolda gidiyorsun. Şu an tansiyonun var mı? Çok rahat geçiyorsun. Peki biraz sonra gelirse nasıl anlarsın? Başım ağrıyor. Ha, bitti. Altını koy buraya. Koy buraya. Koy buraya koy. O zaman da çalış. Her baş ağrısı eşittir tansiyon. Yanlış ya. Tansiyon oradan gideceğiz. Niye diyorum? Bakın onu bulun. Bulguyu bulun ya. Baştan bulguyla çalışıyorum. Denilen bu. Biz de bunu yapıyoruz. Çok ciddi söylüyorum. 2 yıl önce ben bunu yapıyordum. Doğru. O zaman ezbere kalıyordum. Ve tekrar. Şimdi Seon söylediği, Mehmet abinin de onayladığı, aynı şekilde o da bunu tartıştılar. Yani. Ama sonra ne oldu? Ben de oldu öyle. Bize çok saçma geldi. Ama gerçekten burayla çalıştığınızda doğru yerde çalışıyor. Ama en büyük sorunun hastalarda saçmaştığınız sorun, onlar çok gelmedi üstlerine. Ah, doktora gelmeyince sakinleşmiyorlar. İğne vurur ya doktor. Evet. Sakinleşme.
özelliğinden oldu. Bak ben iyi oldum. Ben ya bu terapilerle uygun, aynısına da ben böyle yapıyorum ama bilmiyorum yanlış doğru. Ama çok iyi sonuçlar aldım. Aynısına soruyorum. O bacı doktor çağırıyorlar ya, onu çağırmasınlar. Zaten kendi kendine çetiyor da anlayacak şey doktorluk değil, kendi kendine çetiyor. Çok güzel bir fikir. Yalnız ben bir hasta olsam kendi kendine geçeceğini bana tanıtmamış olmalı. Söylememden öte bunu o an öyle oluyor ki o benim söylediklerim ona yetmeyebilir. Çünkü o an heyecandan o benim söylediğimi unutur. Zaten senin söylediğini anlamıyor ki. Bence denem. O akşam bir çok güvendiğim bir amca yollayacağım sana. Kapını açmaya bak. Bana güven. Alır mısın? Hasta böyle düşünüyor. Kendilerini yaramıyorum. Çünkü hasta sen o an değil, hastanın tüm dikkati baş ağrısı geldiği an eşittir tansiyon krizi. Çarpıldı geldi eşittir kalp krizi geçiriyorsun ha ama tepki oldu. Yani o yüzden o belirtiyi yok etmeden yola devam edemezsiniz. Ama belirtiyi devam etmek söylemekle olmaz. Kanıtlar var. Bunu bir arada konuşalım. Zamanımızı bir aktif kullanayım. Sorunuzu alayım, düşün. Söyle buyurun. Hayatını en çok engelleyen. Bazen bu
depresyon scale ya. Evet, scale'da puan 17'den bir anda efendim acayip 5'e düşmüş, süperiz, hastayı yedik. Bir hafta sonra biz hastayı intihar etmiş. Niye? Çünkü hastanın zevk almasını, diğer her şeyi azaltmasını ama hastanın konsantrasyon yoğunluğu kaldığı sürede bütün kalbimiz diyelim ve hastalar muhasebe için onun değiştiği işler olmuş. O yüzden bunları da sorgulamamız lazım. Evet. En sık gözlenen bulgular, bunları göreceğiz. İşte baş dönmesi, çarpıntı, kontrol kaybı, sıcak soğuk basması, uyuşma, bayılma korkusu, dış yapma korkusu, ölüm korkusu. Bakın dikkatinizi çekelim. Tansiyon yükselmesi yok. Genelde o şuralarda oluyor. Bunların sonucunda da bir şey olacak. Yok katastrofisi, o felaketli işte. Tansiyon, beyin kanaması, felç olma, kalp krizi geçirme, ölmek, devam ettim tabii ki. Size uçak korkusu bekleyen insanlar hepsi uçaktan korkuyor. Benim bir hastam vardı, uçak korkusu için gelmişti. Yukarıda panik atak yaşamış. Ya pardon, panik etmeden önce panik atak yaşamış. Orta sırada oturuyor. Sonra hemen uçağı durdurmuş. Ben iniyorum, bir paket alıyorum. Sizi indirmişler, demişler ki inersen ülkedeki kuralları biliyorsun. Seni polis alacak, bu uçak diğer yere inene kadar seni içeride tutacak çünkü bomba koymuş olabilir. Tamam mı? Yolsunuz fark etmez. Komiser olsa gidiyor, rahat ediyor. Sonraki uçağa geri biniyor ve geri geliyor. Ve çok rahat geliyor. Niye? Ya burada işte en acili insan, ha peki o zaman bir devam var. Bir insan olarak hiç merak etmez misiniz? Yani birincisinde binler, ikisinde uçak. Yani Allah Allah, bilmiyorsun. Hastayı soracaksın. Çok pardon, anlayamadım. Birinci uçağa bindi, yine uçağa bindi, hem de aynı gün aynı olaydan sonra. Bir kere rahat geldi, fark eden değil. Hocam, şimdi birinci olayda giderken orta sırada oturuyordum ve çok dardı. Ben panik atardım. Dar bir asansörde yaşadım, çok insanların olduğu. Yine çarpıntı başladı ama ben de biliyorum ki geniş bir yerde oturursam sorun olmaz. O yüzden exit istedim. İki koltuk aldım. Adam kalmışlar bu exit'in orada iki koltuk almış. Ve ondan sonra ben kalktım. Uçak binmek konusunda rahatım, ayak koltuk rahatım. Hem de çıkışa yakın oturdum. Bak, bir de öğretmiş durdum. Ben nereden dalga geçiyorum. Yani çıkışa yakın oturdum deyince aslında düşünmez misiniz? Çıkışını yapacak attıktan sonra niye çıkıyor? Otobüs olsa anlarsın hani. Sinema olsa anlarsın çıkışı. Güvenlik sağlığı için. Ama ne diyor? Hocam diyor. Dışarı hissedilince çok korkmuyor. Niye belirli? Adam internette çıkan şey şu. Ben böyle bir durumda ayağa kalkarım. Panik atak yaşarım. Kontrolü kaybederim. Komik duruma düşerim. İnsanların önünde rezil olurum. Ve giderim. Kalkarım, işte pilotun oraya giderim, çılgınca hareketler yaparım, uçak gidiyor, uçak bir şeye kadar gidiyor. Yani sorumlusuna mı gidiyor falan. Böyle bir senaryo, yani biz katastrofu işte yani, felaket senaryosu. Bu senaryoyu anlamadan aslında, tam dibine kadar anlamadan, genelde tedaviye başlamak çok doğru olmaz. O yüzden her zaman sor, her zaman sor, o niye, o niye, bu niye? Ha işte merak edeceğim. O yüzden bunlar çok önemli. O demiş olduğumuz anksiyete bulgularında da, yeni sistemde öncelikle bunu beyninde ekart edilir. Ve uyuşma. Ayak ayak üstüne zıplı. Hatta bir herkes aslında sağ ayağına. Şöyle. Hop. Topunuzu tam şuraya yerleştirin. Şöyle. Yerleştirin. Güzel. Şimdi herkes ayak ayak üstüne attı, sağ ayağının tabanına odaklansın. Bakın bakın, iyice tüm dikkatinizi oluyor. Hiç hafif böyle bir şey hissedemem. Ağırlık. Hafif bir şey olsa bir kıpırttı. Ne oluyor değil mi? Güzel. Panik atak yaşayacak olan var mı? Panik atak hastaları işte bu olayı ayak ayak üstüne atmadan da sürekli ayaklarında dikkatleri olduğu için sürekli olarak kalp krizi, pardon, beyin uyuşma felçliği içerisinde düşünüyor.
Biz hasta ediyoruz ki, tüm dikkati, kaşının ortasına bak. Kaşının ortasını kaşınlığına düşün. Evet, kaşınlığına düşün, yavaş yavaş hisseder. Burada garip ağrı bozma hissediyorsun. Senin tüm dikkatin bak, burada olsa orada oluyor ama. Ama senin tüm dikkatini yarısı sürekli başlar. Bunu hissediyorsun. Bak şimdi hissettiğin gibi. Şimdi konuşmaya devam edelim mi? Edelim. Devam edelim. Kalın burada. Ayak ayak üstüne kalın. Bunların hepsini geçiş yapıyoruz. Yani inceliyoruz. Lok dönem panik atak denen bir şey var. Geceleri olan bir panik ataktır. Anlamı şudur, gece olur. Eğer gece bile bu atak uyandırdıysa çok önemlidir bu. Demek ki çok ciddi bir sorun var diyerek en ağır panik atak olur genelde. Ve genelde de hani kötü, daha kötü demeyin de daha böyle ciddi. O yüzden gece olsun istemiyorum hocam. Böyle bir şey. Nasıl da size şey için gelmez ha? Gece bir doktörden atan var hocam diye gelmez. Bazı hipokondriyaklar gelir ama çok araştırdıkları için. Ayağınızı bir şey yapacak mısınız? Şimdi 5 saniye. Beyin derken. 4 saniye. 3. İndirebilirsiniz. Panik atak hastasını duyabilirsiniz. O zaman buna bir ara dikkatini dağıtman lazım değil. Dikkatini daha çok dağıtman gerekirse daha fazla dikkatini oraya gider. O zaman ne yapman lazım gördün mü? Sen sürekli olarak ayağına dikkatini oraya verdin bu işi olarak hissettiğin için tüm gün içerisinde o zaman sürekli aklına gelen senin yatağın sürekli geçirir ya da tercümursal korkur. Ama beni dinlerken bir taraftan dikkatini dağıldığında nasıl onu hissetmiyorsan o zaman bu nasıl bir beyin yapması? Bir yıl experiment dediğimiz bir deney yaptık ya. Gördünüz mü? Hep o semptomu tartışmak değil. Bilim adamlığı yapmıyor. Çünkü panik bozukluk hastaları asla ve asla geri zekalı zannetmeyin. En az bir çünkü 100 kez panik atak geçirirler, 100'ünde de ya ölürsem diye düşünürler. 100 kez ölmedin ama bak nasıl panik atak geçiyor, çok zekisin abi. Sen de geldi bunun için para verdin. Adam 101. de ya olursa diye düşünürler. 101 mi? 102. 102 mi? 103. Risk bu. O olsa da olmasa da senin görebilirliğine seni inandırdı. Sürekli o düşünceyi ama bir ders anlatır gibi değil. Anlayıp örnekle bertaraf edip gerekirse davranışabileceksiniz. Davranış olmadan terapi olmaz. Behavioral experiment yapmazsanız olmaz. Bu inhibit exposure, yani terapistin mesleğine yapılan bir uygulamadır. Siz bunu yapacaksınız ki evde ödev verebilir. Çünkü hasta senin yanında olmadığını görünce evde bunu rahat yapacağını da zannetmedik. Niye? Çünkü anksiyete hastaları ne düşünüyor ben? Doktor yanında vardı o yüzden yapmadın. Sen kalkıp bir yalnız kalır da ben sana doktoru gösteririm diye. Anladınız mı? Peki, yaptık ama ben dışarı çıkıyorum. Kapıyı da eğer müsaade edersen senin üstüne gitmeyebilir miyim? En arka tarafa gideceğim, müziği de sonuna kadar açacağım bu arkadaşı. Sen ne olsun olmayacağım. Ne zaman içeri gireceğim de hiç belli değil. Belirsizlik, anksiyeteyi tetikledik. Böyle bir deney yapmaya hazır mısın? Biliyorsun ki bunu yok etmemiz için en önemli maça çıkıyoruz şu an. Hocam yani, benim öyle bir tekniklere yapıyorum. O nefes egzersizine, demin anlattığım nefesten sonra hastaya nefes egzersizini sonra gösterin. Kese kağıdını sonra gösterin. Nefes egzersizleri nasıl yapıyor biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Nefes egzersizini eşit yapıyor olmanız çok önemli. Yani 4-4-4 veya bir saniye fazla olabilir. Yine de hastalar şöyle yapar. O zaman daha önemli. İçinizde tutmanız lazım. Ya oksijen bir şey değişiriz. Dolayısıyla bunu aslında ondan sonra anladım. Nefes etmek bu mekanizmayı anlatmak değil. İsterseniz onu da verebilirim belki terbine. Oradan alırsınız. Ya ben de nefes yuvarlanım. Ondan sonra nefes egzersizini nasıl yapıyorum anlatırım ben. Önce bu mekanizmayı bir seans psikolojik bir şekilde anlatırım. Sonra nefes egzersizini anlatırım. Yalnız yeni yaklaşımda nefes egzersizini ve kese kağıdının da güvenliği sağlayacak. Bunu da yapmayı biliyoruz. Ne yapalım? Yaşayalım.
o karta cebinde taşıyacak ve telefonu yazacak. Ben öyle. Benim şu anda yaşıyor olmam bir panik atak değil, sadece düşecek olursam beynim zarar edilir, bu kan bile gelecek. Ben ne yaparım? Tahtını anlatırım. Hani resim çektirirsiniz ya sabahtan beri. Kendim onu çekerim. Bilgisayarın dostu yapacak demiştir. Ayakta anlatırım lazım. Bahsederim ki çek. Tahtaya çek. Okuman önemli değil. Panik atak anında. Bu resme baktığından bedensel öğrenmeyle benim anlattığım her şey aklına gelecek. Nasıl beni görünce selam vermeyi de panik atak aklına geliyorsa, şimdi beni görünce olumlu olan bir şey gelecek. Bu da komik kartı yerine geçirmek lazım. Aslında bunu görebilirsiniz. Hatırlıyor musunuz? Bu önemli. Ama ben yapıyorum. Yani nefes egzersizini veriyorum. Kese kağıt uygulaması şekilde gösteriyorum. Bence çok da yararlı oluyor. Başlangıçta size bunu yapmak lazım. Belki ileride bırakmak lazım o işi. Evet, en son yaşanılan bir panik hatası için tercihen en şiddetli olan olsun. Duyuruları belirlemek için atan en kötü anında vücudunda ne hissettin ve onun da bedeninde ne olacağını düşündüm. Çok önemli bir soru. Veren yazsın ortaya çıkan. İki, düşündüğün imajları belirleyin. Bu duyuruları hissettiğinde en kötü ne olacağını düşündün, aklından gelen bir soru. Çok önemli bir soru. O anda aklından gelen bir soru. Biz hep şey deriz, o anda ne düşündün? Biz Türk halkı olarak düşünmeye başlayacağız. O duyguları bilmeyiz. Ne hissettin? Adamlar hissini bile düşünce olarak söylüyorlar. O anda çok güçlü olduğunu hissettim. Hocam güçlü değil yani, üzüldün mü, öfkeni hissettin, ne hissettin? Bunları söylemek lazım. Aklından neden geçti? Herhangi bir imaj geçti. İmaj önemli olduğunu anlattığımızda resim gelir bazen. Oturursunuz bir şey, o geçten de çok önemli. O resmi gelmez. Bu sırada yaşadığım bir dizi duygular oldu. Duyumları listeledim. Daha kötü gittikçe bir dizide düşüncem bunlar geçti. Doğru, evet. Bunları listeledim, hangi düşüncem geçti. Bunları oklaştım. Sonra deyin ki, her iki liste arasında bir ilişki görebiliyor musun? Hastaya yazdırıyorum bunları. Evet, bazen ben yazıyorum tahtaya. Düşüncelerle uyumlu olan duyumları bir eline kalemle çizer misin? Aktif öğrenme. Hastaya aktif ediyorsun. Senin yazman bazı çok önemli. Hadi bana bir çizme. Şu, oturun. Peki o anda neydi aklından geçen? Oturtun onu geri tekrar düşünceyi. Şu, ha, tamam, güzel. Ha bu. Şimdi bu nedir? Yeniden yapılandırmadan önce hastanın formülasyonunu yapılandırıyoruz. Biz de bahsettik. Sonra düzeltip, düzelttikten sonra aynı formülasyonu. Bak eskiden böyle düşünüyordum. Şimdi bunlar var mı? Yok hocam artık tamamen rahat çıkıyor. Nasıl eskiden gidemezken bir kapalı alışveriş yerine şimdi gidiyorsun, ne fark etti? Bana bir deneyimini söylesene. Neydi? Çok önemli benim için. Neydi seni oraya götürdü? Ben şimdi bizim terapimizden sonra. Hocam. Ya ilk gittiğimde çok korktum ama. Hani senle gittik ya sen aşağı dışarı çıkıyorum dedin ya. O an senin arkadan koşmak geldi ama şu an o an senin memory card geldi dedi ki. Hani vardı ya gitmem ben bunu yapmam lazım. Bu maçı yapmam lazım. Bunun için de çoğu şeyi öğrendim. Tam zamanı. Dedim, o an yaptım. Senin nefesini yaptım. Onu yapmayı 30-40 dakika verildim hocam. Gitti 30 dakika. Biraz daha gitme azaldım gördükçe. Ve dışarı çıktığında kucağımdan bir resim yanıma bir yastığa düşmüştüm. Alışmış var ki sen gittin oldu. Futbolcu. Eşiyle gittim. Bakın, bayağı bir. Özellikle eşimsin. Böyle çok terapistik bir görüntü. Acayip bağlı bir görüntü. Böyle her özgürlüğü atlamayın. Her gün vuruyor. O yüzden eşine gidecek, eşe al, eşiyle gidecek, eşine öyle. Eşlerini bazen alın, anne babaları alın formül ederken. Onlar da öğrensin çünkü onlar en önemli koterapistler. Bazen de hastalığın onları da oyun oynayarak, düşüncelerini alarak hastayı bertaraf ettirecekler. Güçlü olmalısın be, nereden öleceksin, saçmalıyorsun, sen uyduruyorsun falan. Anlayacak diye çektiğini acıyacak bazen anneler ağlar. Çocuğu öleceğini. Her otomatik düşüncenin belirtisi olan ilişkilerini belirleyin. Yani o gibi söyleyeyim bunlar düşüncelerle şey. Evet. Şimdi bir örnek izleyelim. Ne zaman gittin gidelim. Tamam. Bu ne? Bu kadar. Yani ben diyorum ki size panik bozukluğum panik atan. Bunu nasıl görüyorum istiyorum. Böyle her şeyi öğretim bir şey çıktı. Zeytiniz. Süper. Bu iş böyle oldu. Uygulayarak, okuyarak. Ama tüm mekanizma demin anlattım. Ben alacağım demiştim ki. O kargo anlattım. 200
180 saat neydi? Eğitim. Yok dedi ki, bitti. Nasıl biter hocam? Volkan yok. Takıntılar. Psik komplesi bozuk. Ya bedava yatan mı anladın? Exposure. Response preventing. Bence ben geriye kadar 279 saatte sana bunu nasıl yapılacağını sen bu yetim için sen bunun belki 10 katı uygulamayla ancak o zaman olacaksın. Aynen bu cümleyi size tekrar iletiyorum. Yapmayın yaptığın olumsuz değil. Ben çok da basit ve çok zevkli bir şey. Acayip zevkli bir şey. En önemli yararlık biliyor musunuz size? Çünkü bulamazsınız. Belki 92 yaşım. Hala hazırım. Hala akredite ediyoruz. Yaptığınız olguları. Bu çok önemli. Ve hala yayında ediyorum. Evet. Şu arkada bir şey nasıl vereceğiz arkadaşlar? Bambaşka bir hikaye. Gerçek yaşamdan alıntılar. Ve doktorun olmamızın bir ayağı staj. Stüdyomuzda bir ayağı tek hastanesinde olacak. Beşir Bey'le konuşturacağım. Anılmaz hikaye. Bize ayrı. Bu geri bir yarın. İşte bugün bir ilk yaşayacağız. Yeter, yeter. Siz Beşir Bey'e yardımcı olmak için. Bunu nasıl konuşturacağım ben? Biz uzak yardımcı olmak için. Ailesi burada, evladım burada, eşi burada. Şimdi. Peki Beşir Bey yani. Dur. O da bir kişi kalsın arkadaşlarına yardımcı olsun. Şimdi bu oğlu ben size bir oğlum getiremem hasta izni olmadan. İmza olmadan. Böyle şeyler yapmayın. Hastayla olan kayıtları bile yaparken kayıt öncelikle söyleyeyim. Tarih bu, boy gidişi, görüşme ikimizin arasında kalacağı bir eğitim amaçlı olduğu, tedavi amaçlı olduğu, sizin de benim de vermeyeceğime karşı söz veriyorum. Veriyorum. Ben de söz veriyorum. Ya, o yüzden size böyle bir oğlum getiremem. Ben de çok sevdiğim video var, çok sevdiğim ses kaydı var. Binlerce. Ama hastalarım ona Allah'a şükür olsun. En fazla sevdiklerim. Herkes bana sanki kendi oğlu, yeğeni, torunuymuş gibi gider. Çünkü televizyonda çok güvenilir ve gelirim. Gerçekten etiğim benim için her şeyden. Ölürüm ama etiğim güven. Hiç hayatta yapmayacağım bir şey. Güvenme ne yapacağım? O yüzden biz Beşir'le çok çalıştık. Ben Beşir için hastaneye gece yarıda gittim. Saat 1'lerde gittim. 1.30'larda gittim. Ve biz çok çalıştık orada. Bundan tam da 5 yıl önceydi. Daha genç oldu ben de gördüm. Ve 5 yıl önce baktığımda onunla çok uğraştık ettik. Hastanın durumunu bir dinleyelim. Esasında çok güzel şeyler var. O yüzden yer yer konuşacağım. Hastanın kaçınma davranışlarını ve güvenlik sağlayıcı davranışlarını unutmayın. Bu arada bir saniye arkadaşlar. Hastanın hemen konuşuyorum. Bunu bırakmak zorundayım bir saniye. Soru şu. Duyuluyor mu arkada? Burada bir tane ufacık bir yaratık var. Bu yaratık çok aç. Aç olduğu zaman sivri dişleri var. Sadece çok kötü bir ses çıkarıyor yüksek sesle. Asla saldırmayacak. Ama ve işte bağırıyor, çağırıyor. Her açıdan. Bu yaratığın sevdiği iki tane yiyeceğim var. Kare ve üçgen. Her acıktığında sen ona acıklı diye iki yiyeceği atıyorsun. Zamanla atınca susuyor kardeşim. Ve sonra bir daha atıyor acıklı diye bağırıyor. Sen yine atıyorsun derken artık bu biraz büyüyor. Uşak büyüyor. Yeni yetme oluyor. Ve dolayısıyla bu bir de bağırıyor, daha gür sesle bağırıyor. Sen yine atıyorsun. Evet, yıllar geçiyor artık. Sen buradasın ama o böyle bir şey. Soru şu. Hastaya başladım soru. Sana bunu sonunda bir soru soracağım. Lütfen beni. Allah, sosyal herkese var tabii. Kaybolma daha iyi bence, boş ver. Peki, bu canavarı öldürmek istiyoruz. Elim
elinizde canavar. Sen ve bu iki yiyecek dışında hiçbir şey yok. Nasıl bir yol izlerdin ki bu canavarı öldürmek için? Ha? Aç. Aç. Başka? He? Az az veririz. He? Sen de çok paylaşırsın. Niye yarısa yeri o? Yani ben de yarlandığıma geleceği hemen de yanımda ardından öderim mesela. Peki. Şimdi doğru cevap. Nasıl öldüreceğiz bunu? Bunu başlayalım. Nasıl öldüreceğiz? Pasiyente deyirik bunu. Yani hastaya. Hastaya deyirik ki nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldüreceğiz? Yenmek lazım. Soğuğu mu aldınız? Bu bir panik atak değil. Bu normal bir soğuk. Hastaya sorunumuz bu. Soğuk bir soru. Yani demek ki şeyde bir canavar var. Ufak bir yaratık var. Bir de adam, kadın var. İki tane yiyecek var, üçgen ve kare. Bunları veriyoruz. Bu canavar büyüyor, kocaman bir hale alıyor. Artık ben bunu biraz yok etmeyeyim, kurtulmalıyım dediğinizde bu canavarı nasıl bir yol izlerdin ki öldürebilirsin ya da yok edebilirsin? Sen, canavar ve üçgen kare olan iki yiyecek dışında değil, hiçbir şey yok. Silah ve taş ne için? He? Savaşmak lazım. Savaşmak. Anlatabilir miyim? Peki. Cevap var mı? Aç bırakmak. Aç bırakmak. Evet, doğru cevap. Aç bırakmak. Niye? Halsiz kalır. Zaman içerisinde tükenir, erir, zayıflar, ölür. Ama hiç çok bağırırsa? Olsun, bağırsa bağırsa olsun. Peki nasıl dayanacaksın? Rahmin içini sıkacağım. Peki, gel biz bu insanları tanıyalım mı sen de? Nasıl olacak? Bu kim? Hastaya soruyorsun. Ben hocam. Sen. Bu kim? Ben iyi kadın hocam. Peki bunlar ne biliyor musun? Bilmiyorum bu ne. Silah, taş, anlayacak. Var mı? Kaçmak ve güvenlik sağlayacak arkadaşlar. Peki bu adam olmasın diye neler yapıyorsun? Hocam spora gitmiyorum. Cinsel ilişkide bulunmuyorum. İlk sadece anlattı, yazdım da hepsi buraya. Peki, bu atağa yakalanırsam diye, yakalandığım zaman yanımda bir şeyler olsun diye bunu azaltıcı neler? Hocam, zanaks taşıyorum, liderel taşıyorum, anlamsız çıkmıyorum. Ben de yalnız kaldım. Sayın, evde yalnız kalmıyorum, kaçmak. Evde yanımda hep birisi olsun istiyorum. Değil mi? Ha, bunları güvenmez. Yazık bunları. Kaldır, kaldır. O zaman bizim bu hastalığı yenmemiz için öncelikle bu yetenek olarak bulmamız lazım. Ama nasıl olacak? Tamam, bunları beraber yapacağız. İlk hastaya kaçırmak güvenlik sağlığımız. Daha başta önce anlatıyoruz. Bakın hiçbir şey de anlatmıyorum. Hep soracağım, hep soracağım, hep soracağım. Hep onun düşünceleri, hep merak ediyorum. Hep merak ediyoruz. Evet, basabiliriz. Özgüvenin eksik olması ile ilgili bir şey söylemiyorum. O benim
en son 10 sene. He? Hastalar sizden yorum beklemiyor. Hastalar sizden çözüm bekliyor. Şu an onun çözümünü bulmak için benim o hastayı anlamaya ihtiyacım var. Soru şu. Kalp çarpıntısı ve kuduz olmak ve aşı yaptırmak arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsun? Hocam, bizim orada bir köpek vardı. Bir adamın sırrı mı? Cevap bu. Sordum ben. Hocam o kuduz olur mu dediğinde ben de bir çarpıntı başladı hocam. Hayatın her gün çarpıntısı. Sonra dedim ki ya kuduz olursa ben çırpınırsam daha çok kaslan işte kalbim zorlanır. Ve ben o zaman kalp krizi geçirir. Bu sefer köpeklerden kaçmaya başladı hocam. Ya köpek kaç kaç da her yer köpek. Bir de ben akşamları hastane bahçesinde yatıyorum ya. Fark etmeden gelip ısırırsam. Bak yerden kalbi bozukluğu da var mı? O da olmasın diye belirsizlik olduğunu kontrol edeceğim. En çözümle, ben kuduz aşısı olayım da ısırırsa da kuduz. Devam edin, hikaye nasıl devam ediyor? Artık evde yaşamak istiyorum, ailemin vakitli olmak istiyorum. Açalım sizi. İki çocuk babası olan Beşir Elyüz'ün hastalığı bundan 16 yıl öncesiyle uzanıyor. Evlendikten bir sene sonra Bruno dünyaya geldi. Daha sonra kocana götürdüm. 3-5 sene yaşamaz dediler. O gün mumun içine ölüm korkusu girdi. Oğlum zararlaştım. Panik atak dediler. Bir sene sonra öğrendim panik atak olduğunu. Sürekli kalp çarpıntısı şikayetiyle doktora giden Ergüz kalp ilaçları kullandı. İkinci çocuğu Barış dünyaya geldikten sonra tekrar fenalaşan Ergüz yaşadığı ölüm korkusu nedeniyle doktor dolaşmaya ve hastanelerde kalmaya başladı. Ölüm korkusu yaşıyorum, kalbimizi geçireceğim, öleceğim, kalbimizi doktora yetiştiremeyecekler. Ben öyle durumlar yaşıyorum. Hastaneden uzaklaştığım zaman her gittiğim hastane istikametinde trafik yoksa biraz 300-500 metre uzaklaşıyorum. Onları sen de yap, hastane köşelerinde ölmek istemiyorum. Türkiye'de benim gibi. Beşir'in en büyük özelliği, çok doktor gezdiği için çok bilgili. İki çok güzel hastalığı seviyor. Böyle hastalığınız çok olacak. Özellikle narsistik özellikle yüksek olan hastalar acayip hastalığı seviyor. Hastalar sizi manipüle ediyor da siz niye hastayı manipüle etmiyorsunuz? Doğru değil mi? Aklınızı karıştırıyor da siz niye karıştırıyorsunuz? Hemen manipüle ediyor. Çok özür dilerim. Ben çok dikkatli bir adam değilim. Benim söylediğim laf. Dikkatimi dağılıyor. Çok önemli, gidemiyorum orada. Çok güzel. Şimdi kuduz olmak ve kalp krizi dedin ya. O sırada o bunlara bakıyor. Gitti doktora, panik atak dediler, ekstra sistol dediler. Aa, o anlatır mı? Buradaki bağlantıyı kuramadım, ekstra sistol ile kuduz. Valla nereden geldin sonra? Çünkü ona yok. Nasıl bir tane manipüle eder? İşte o zaman oraya gitmiştik ya, lahmacunu çok zararlı bir... Pardon, çok pardon. Bu nasıl değil? Bu adam beni dinliyor ya. Hissedermez. Çünkü adam için çalışıyoruz. Onun için çalışıyoruz. Her hastalığı istiyor. Ünlü bu adam beni dinliyor mu? Tedavi edebilecek mi? Bu kapasiteye sahip mi? Bu soruların yanıtları arasındır. Devam edelim. Biraz daha yanmıyorum. Ona da yanmıyorum. Down sendromlu çocuğuna doktorlar uzun yaşamaz deyince üzüntüyle kronik panik atak hastalığına yakalanan 43 yaşındaki Beşir Ergüz, ölüm korkusuyla yıllardır hastane bahçesinde yaşıyor. Hastanede yaşamak çok zor yani. Ben bantların üstünde kalıyorum. Efendime söyleyeyim, böyle süre banyo yapamıyorum. Ölüm korkusu yaşıyorum, kalbimizi geçireceğim, öleceğim, kalbimizi geçireceğim, doktora yetiştiremeyecekler. Babalarının sadece hastane bahçelerinde görerek büyüyen Bilal ve Barış'sa artık bu hasretin bitmesini istiyor. Barış olsun, Bilal olsun, baba şefkatinden mahrum büyüdüler. Evet, evet. Göster. Evet. Bir güzel soru daha söylemek istiyorum. Bu atak şu an ya da bu hastalık şu an hayatından kalkacak olsa idi, nelere tekrar sahip olurdu? Her şeyi kullanabilirsiniz. Hastalara tak diye vurur. Ödül bedel.
işte yerinde. Sarı yoldan geçerken bir kişi 100 derece zarar verilmiş. Yok hocam, işlem demem. Peki deseydi ki, oğlum evde kanser, o bu %100 konu. O 5 liradan kanser verecek, verir miyim? Hepsi verir hocam. Fark eden ne? Demek ki karşılığında bir şey alıyorsan, o hayatta verebiliyorsun. Eşim tekrar ver. Bundan hepsini kaybediyorsun. Çocuğunu görmeme yerine razısın. Ama neyi olmasın diye. Kaygı krizi hocam. Diye Şam'da olandan sonra benim bir şey aldım bana. O da demesi ki ben Şam'da sebirgeyiyor ama özünü sebirgeyiyor bir şey yaram. Mesela Şam'da almalık diye bütün insanlar onu dışlıyor. Ben de elektrik Şam'da. Onu da özgüven aşağı düşmeye başladı. Yani ölüm korkusu bir Şam'da öleceği diye bir şey ileride. Şam'da öleceği diye bir şey olmuyor. O özü öleceği diye bir onun hepsi yaram. Yani bence onun için akıllı hissi veriyor. Şimdi bakın hep aynı şey var. Geçmiş bir gün sürseydi çok güzel şeyler vardı. Ben size çalışacak olsaydım önce yapmam gereken şey şu olur. Kendi düşüncenden önce hasta ne söylüyor? Hep bunu olurdu. Hep aynı yanlışmış. Çok büyük bir yanlış. Onun gözüyle bakmalı. Kendi bakın, bravo. Biz danışan odaklıyız. Kendimiz odaklı değil. Bu cümleyi yazın kocaman. Evde 20 kez yazın. Ben danışan odaklıyım, kendi odaklı değilim. Benim geçmişimde yaşamış olduğum annem ve babamın şemaları, karşımdaki hastanın şemalarıyla özdeşim bir. Hep o açıdan asla bakmamalıyım. Çünkü ben de bir insanım, benim de şemalarım var. Ben kendimi tedavi ediyorum, hastamı mı? Bunu yazın. Hep bu hatayı görürsün. Hayır. Ben sadece çalışıyorum. Bir şey var, görürdüm, sana gösterdim. Süpervizyon olurken, trak diye anlıyorum. Abla burada yapalım, etik olmaz. Evet. Değil. Neydi? Down sendromu olduğunu öğrendiği an, onlar sonra gitmiş. Ben, hepsi doğru olabilir dedim. Benim yanıyor şu an. Adam diyor ki, köprüyü geçip karım, çocuğum 16 yıldır görmüyorum. Köprüyü geçemiyorum dedi. Hastanede 100 metre içeriye çıkıyorum. Anladın mı? Şu an sorman gereken bu değil. Çıkarsan ne olur? Ama bir gün, çok zor. Ama bir gün dedi, paran kalmadığı zaman çıktı. O günle şimdi arasında ne fark var? Şimdi paran kalmasa çıkar mısın? Evet çıkarım. Peki niye? Paran kalmayınca çıkıyorsun. Paran olunca çıkıyorsun. Beşir'in sorunun cevabını hiçbir zaman veremedim. Çünkü Beşir'i anlatacağım biraz. Devam edelim. Hiç yapmadım. Tam yapmadığım için devam ediyorum çalışmaya.
hiç yapmamazlığı bırakmıyor. Kaç kadın? Siz de öyle. O yüzden aç mısınız? Yani 15 gün bırakılıyorsa yarım saat sizin için çok sorun yok. Var mı sözünüz o zaman? Benim için sorun yok. Ben aç kalırım. Böyle baskı içine girmeyeyim ama şimdi adam aç kalıyorum. Ben çıkarsam ne olacak? Böyle bir şey yok. Herkesin özel sevim olabilir. Yemek yemekten daha önemli. Bunun sevimi açıklamak zorunda değil. Biz ona saygı gösteriyoruz. Lütfen bu rahatlıkla çıkaracağız. Tamam. Okey, ben de aldım. Çok teşekkür ederim. İyi söyledim tabii. Peki bir olarak biz sizin bu çaresizliğinize yardımcı olmak istiyoruz efendim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir günler yaşadık. Bayram, Şeker Bayramı, Ramazan Bayramı'ydı. Çocuklarınız ve eşiniz, ailenizle birlikte bu bahçede neler yaşadınız? Önce onları bizlerle paylaşır mısınız efendim? Yani görebildiğiniz mi? Ne kadar birlikte oldunuz? Şimdi bayramın birinci günü, ikinci günü geldiğimiz çocuklara maalesef işte bahçede bantların üstüne oturup sohbet edebildim. Yine ayrılamadım. Ben isterdim ki evime gideyim, evimde sohbet edeyim, annemin elini öpeyim, abilerimin elini öpeyim, muhakkak olarak ama hiçbirini yapamadım. Yani biraz vurup gidiyorum yani. Kaç yıldır evimizde geliyorsunuz? Valla 15 yıl. Ha, hasta ödeyeceksiniz. Yani bu çok kötü bir şey. Ben bugün yerimde olmak isterdim. Demek ki bu hastalık yüzünden bayramını bu hastane bahçesinde geçirmek istedim. İstemediğim bir yerde geçirmek istedim. Çünkü ondan söylüyorum, ben yorum katkıyorum. İstemediğim bir yerde geçirmek istedim, hastane bahçesinde geçirdim. Ama sen isterdin ki evinde bir bayrama ya da evine rahat edebilmeyi isterdin. Doğru mu anladın? %100 doğru olayım. Doğru mu anladın? Evet hocam, aynen diyorsa çok doğru olmalısınız. İki şey yapmalısınız. Bir, bu adam beni anlıyor. İki, anlamaya çok istedim. Üç, güzel sözü. Yorum yapmıyor. Yorum yaparsanız yanlış yaparsınız. Çünkü hasta direnç geliştirir. Savunmaya gelir. Hastanın ihtiyacı senin geçmişin olduğunu bulmak değil. İhtiyacı önce sana güvenmek. İki, önce beni hayatıma geri kazanmak. Devam edelim. 15 sene oldu ya. 15 sene oldu ya. Düşün bir hayatım hiç olmadı ya. Hep böyle hastanelerde, hep hastanelerde kalıp ölüm korkusu var. Çok zor değil mi? Yani sizin içinizde yaşadığınız bu ölüm korkusu, panik, kronik panik tutak hastasınız. Biraz daha doktorumuzla da bunu konuşacağız ama bu ölüm korkusu ve endişesi sizi 100 metre dahil uzaklaştıramıyor değil mi hastanelerde? Evet, doktor oluyor sizin için. 50 metre, 100 metre uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırıp dışarı bir daha durdurayım, bir daha durdurayım. Çok, ben niye bunu hissediyorum? Ben de ilk kez, vallahi yıllar sonra ilk kez, ben de ilk kez kendime izleyeceğim. Ben bunu 6 yıl önce sordum, 5 yıl önce. Şimdi bu İbrahim'i eleştireceğim. Eğer yaptığım bir şey varsa vallahi bilmiyorum, söyleyeceğim. Belki 6 yıl sonra şimdi bir İbrahim'i eleştireceğim. Bana bir televizyonda bir soru sormuştu ya aslında, çok akıllı bir soru sordu. Osmanlı'ya geldi. Hocam çok güzel anlatıyorsun da dedi. Bu 4 yıl önce de sana geldiğiniz zaman böyle ne diyordun dedi. Can dedi. Ben de can dedi ki ona, çok haklısınız. Eğer ben 4 yıl önceki İbrahim Bilgen olarak hala aynı şeyleri burada söylüyor olsaydım, ben hiç gelişmiş olmazdım. Ucağı vereceksiniz. Tamam. Çünkü ben 4 yıl önce yetersizdim. Ama yeterli olmak için çalışıyorum. Bana her zaman bak, hocam siz dünyada gördüğünüz en mükemmel evliliğiniz bu sefer bakın ne söylüyorsunuz? Allah razı olsun. Herkes onu. Kötü bir şey yapmak çünkü işte. Gerçekten ya. Tanımadım adamın içinde biri olacak bir yeri bir. Yani adam herkese, elimde geçen herkese bak bir refuklar ya. Para almadan elinden geldi kadar. O elinden geldi kadar. Elinden geldi kadar. Ama şu var. Ben yetersiz olabilirim. Ama senin için bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben kendimi geliştiriyorum. Geliştirmeye çalışıyorum. Ama sen çok iyisin. Dünyada bir melek misin? Değil. Sen öyle zannediyorsun. Ben sadece olmaya çalışıyorum. Olduğumu dediğim an benim bildiğim anı. Ancak bugün olmadan ölecek. En iyiye yakın. O kadar. Dediğimiz bu. Bu din aslında daha şey daha başlıyor. Ne oluyor? Neler geçiyorsunuz? Çağrımda başlıyor, nefeslerde başlıyor, ses tonlar başlıyor. İşte ben başlıyorum, hemen geri atıyorum kendimi. Yine acı konuşuyor. Acı yakınlarına geliyorum. Biraz geçmiyor, biraz da öyle işte. Yani böyle şeyler oluyor. Yani kötü şeyler düşünüyor. Öleceğim diyor. Yani belki insanlara şu acayip gelebilir ama çok nalet bir hastalık yani. Allah kimsenin başına...
burada bir soru sorsaydı, bu görüşme doğru söyleseydi, biterdi. O soru neydi? Sizden tek bir cevap. Bana hatırlatın. Tamam mı? Şimdi söyleyeceğim. Tamam mı? Yani. Doktor ekibi olarak efendim, her zaman herkesin yanında olduğunuz gibi Beşir Bey'in de yanınızda olacağız. Zaten şu an yanındayız. Yayınımızdan siz de izliyorsunuz. İki tane dünya tatlısı evladı var. Biri Bilal, biri Barış. Büro. Eşi Maria Hanım da, onlar sizi izliyorlar şimdi efendim. Biz de doktor ekibi olarak sizi bu zor durumumuzdan elimizden geldiğince değerli doktorumuz İbrahim Bilgen, psikiyatri uzmanımız İbrahim Bilgen de şu an yanımızda efendim. Onunla birlikte size yardımcı olacağız. Hocamız sağ olsun bizi kırmadı. Yanımızda şu an bugün bahçemizde. Hocamızla birlikte sizin çareniz olacağız ve ilk adımı atmaya çalışacağız. Bu yüzden hocamızla birlikte. Sevgili hocam, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler doktor ekip olarak. Biz diyoruz ki bizi her zaman arayın, biz yanınızda olmaya çalışıyoruz. Yani yardım isteyelim, ben de sana yardım etmek için mesela. O yüzden kesin. Evet, bizim de yardımcı olabilme çağrısı. Bizim için çok çok önemli bir şey. Mesleki açıdan bir kere bizim için çok önemli bir olay. Biz burada kişileri temsil ederek, Beşir Bey'in üzerinden de giderek şu an evinde bizi izleyen ve bu rahatsızlığın hiçbir zaman geçmeyebileceğini düşünen ki mantır parantez kesin kesin yanlış bir düşünce. Panik boyutluk hastalığı kesin kesin geçer. Sadece sabah gün kalktıklarında bir günde ilaç kullandıklarında iyi olmayacaklardır. İlaç kullanmak yanında altını üstlenerek söyleyeyim. Bu önemli. Yani bu söz hastalar bizden böyle bir şey bekler. Sen nasıl iyileşmeyi düşünüyorsun diye sordum. Ya hocam şöyle, ha, sen bir sabah uyandığın zaman hiçbir zaman iyi olmayacaksın biliyor musun? Çok acı verersin. Nasıl yani hocam? İyi olacaksın ama hadi bir şey desin bu işin %50'ye eğer bunu %20'yi hissedemeyin verirsen iyi olacaksın. Benim için bir şey yapacağız. Biz de iyi bir takım olmalıyız. Tek taraflı takım olmaz. Niye hastalığı diye tekrar bozuyor. Sürekli o işin bu gelecek. Tabii ki hocam ne istersen, siz ne dersen yapmayın hocam. Ya. Bu rahatsızlıkla nasıl mücadele edebileceklerini öğrenip bununla yüze gelip bunu yapabildikleri anda iyi olacak. Yani cesaret ve uğraş olmadan onu biz terapistlere gördük. Onun nasıl yapılabildiğini kişiye öğretebilmek. Gerekirse hastane bahçesine gelerek, gerekirse evine giderek sonuçta bu bir yardım hayatınızı çaresizlik içinde geçebilmesi kadar kötü bir duyguyu. Gerçekten çok zor geçen bir 16 yılı var. Yani bu hastane bahçelerinde, mantlarda geçer, sosyal hayatı sıfıra girmiş bir durumda. Ama bizim için önemli olan bir de aşk var. Yani babanın özlemiyle... Eşi var, iki çocuğu var. Lütfen siz devam edin, ben sadece şey olarak söyleyeyim. Normal olarak ben bizim normal bazı soruları sorabilir miyim? Ya, anlayabilmek için çünkü biz bundan sadece biraz sonra devam edeceğiz zaten ben size konuşmaya ama... belki evde olan insanlar vardır, onlara bir örnek olabilirsin miyiz? İlk olarak sizin bu hatanızın veya ilk olarak bu rahatsızlığı hissettiğiniz, yanlış bilmiyorsam özetle için bir olum, ilk rahatsızlığından geçen zaman doktorun terapiyi olduğu bir cümle çok önemli değil. Bazen yanlış anlaşılır, bazen farklı oluyor. Ben aslında siz nasıl bunu yorumladınız? O sayede nasıl yorumladınız bu söylenen olayı vücut? Soruyordunuz mı? Şu anda iyi bir İbrahim. Yani fena değil. Yani kendim olarak hiç istiyorum. Doğru. Yani o atak böyle yorumlanmasın. Belki de onun zaman ne zaman eder? Belki siz daha güzel programları öğrendik. Onu öğrendiğim anda bir bilebiliriz. Kaç yıl önceydi? 16 yıl. Nasıl bir gündü? Şu, kim vardı orada? Yavaş yavaş sorular, tuzak sorular. Esasında o ana odaklanmak için. Hava sabah bir de akşam değil. Sabah hocam. Oturma odasında benim. Oturma odasında hocam. Şimdi tam anlatacak. Araya girmeyin. Bakın burada yanlış şey. Hazır. Artık iklendi, baktı, o an olduğunu gözünden anlarsınız zaten. Ondan sonra soru. O anda duyarlılığınız, aklından neler geçti, gözünden neler geldi, o anda ne oldu? Cevap, devam edin. Eşim hocam. Durun sen de size. Bu anı bazda yaşamaz dediklerinde birdenbire korktum.
bayıldım ben, fena oldum yani, serum taktılar, şey taktılar, o gün bugündür rahatsızım yani, içime böyle bir korkusu girdi. İşte o zaman yaşıyor, 16 yaşına geldi ama ben hala iyileşemedim yani, böyle bir, yani o tür süreç içerisinde bir kötü duygu oldu ve o bir fenalık aldı, bir ölüm ne, ne oluyor bana, ne gibi bir, diyor, oğlumu mu kaybedeceğim, ben mi öleceğim, niye böyle oldu, niye şöyle oldu, bir bunalama girdim yani, öyle bir başlangıç oldu, o gün bugündür iyileşemiyorum yani, inşallah sizin sayenizde iyileşeceğim hocam. Bilginizin %100'ünü siz de paylaşacağım. Sayın Doktor. Bir Kuduz olayı var. Yani bir Kuduz olayı var. Kuduz nasıl? Ben işte kedi köpek geçtim yanımdan. Kuduz olacağım diye korkuyorum. Gidiyorum elimi çiziyorum. Aşı yaptırıyorum. 2 senede 14 tane aşı yaptırdım. Yani bir felç olmamışım dedi doktorlar. 2 senede de yaptırmıyorum. Artık kenarlara taktım kafayı bir ara. 2-3 tane bekleme sonundan dışarı çıkamadım işte. Kenara sıracak, kenara yapmışlar. Hatta kış geldi öyle çıktım. Yani öyle bir şeyler de vardı. Yani sürekli olarak bir düşünce veya bir belirti aklınıza geliyor. Vücudunuzda bir çarpıntı, ekstra sistole dediğiniz bir kısım oluyor. Bunu bir yorumlama oluyor. Bir sıkıntı hissediyoruz. Veya bir kuduz, ya kuduz olursa diyoruz. Böyle bir şey bir başlıyor, öbürü geçti, öbürü başlıyor. Ama sürekli, sürekli. Bir olumsuz duygu oluyor ve bu olumsuz duyguyu içinizde tolere edemeyip, daha sonrasında bunu yok edebilmek için kendinize göre bazı yöntemler buluruz. Öyle mi? Örneğin, bu heyecanlı ilgili olduğu için, kendi o anda hatırladığı için yanlış bir soru. Yani doğru bir soru ama yanlış, hızlı. Doğrusu şu, böyle hissettiğiniz o Clark modeli var ki, yani sizin yapacağınız olacak, önce bir iki seans sonra oturtacaksın. Hepsi düşünceleri, belirtileri sanıyor. Ekstra sistol nedir? Ne olacak diye düşünür o anda. Ya o öğrendiği anda ne oldu? Tamam düşünce. Sonra ben öğrendiğim için diyorum. Yaşamış olduğu daha çok bir çaresizlik duygusu. Demin ne dedik? Onu da söyleyelim. Tahtaya falan. Bitsin sonra bir konuda geçeceğiz. Evet. Şimdi burayı iyi dinleyin. Size zahmet, gücünüz kalmamış olabilir ama anlatıyorum. Herkes duyuyor mu? Hani bir edinsel öğrenme anlatmıştım ya. Bayan, pazar günü, aldatırken görsem. Şimdi, ayılara tel çalar veriyoruz. Eskiden bana ayı oynatırlar mıydı? Bizim orada maalesef oynatıyorlar. Evet. Şimdi ayıya tel çalmışlar. Ayı bölmüş, bakmış. Hiç dans etmemiş. Daha sonrasında zavallı ayıya her iki bölmece elektrik akımı ağlayınca ve o sırada da aman adam ağlayacağını adam ağlayacağını söylüyorsun. Tamam. O şarkı söylemiş, hep aynı şarkı. 2-3 şey. Ama o zaman her iki ön bacağına elektrik vermişler. Bazen elektrikleri açıp kapatmışlar. Bazen sağ bacağı sol bacağı. Mesela hayvan çırpınıyor ama dans ediyor. Ya dans bu elektriği verince hayvanın korteksi böyleymiş. Ben aslında böyle anlatılmış. Korteksi böyleymiş. Aynen senin çocuğun Down sendromlu olduğunu öğrenmeden bir gün önce olduğu gibi yaşayacak. Ondan sonra bu elektriği yiyince hayvancağız ne oluyor bana diye darbeye yemiş olmalıyız. O an bu hayvancağız ne öğrenmiş biliyor musun peşi? Ne öğrenmiş? Yani hayvan tel elektriği çırpınmış. Bizler de onu dans ediyor zannedip ürmüşüz. Hayvan için hiçbir anlamı olmayan tefi, yani koşulsuz bir, nötr bir uyarı. Nötr ne demek işte abi? Tefi, elektriği yemen önce anlamı var mı? Yok, nötr. Ben o gitti. Ne yapalım, yak mı? Ha? Ama elektriği 10 saniye sonra yiyince tefi bir anlam kazanmış. Demiş ki, tefi sesini duydun mu? 10 saniye sonra acı çekeceksin. Ve hayvan daha duyarken çırpınma daha ucu, otomatik olarak ortaya çıkıyor. Fil beşi, sen de bu 16 yıl önce oğlunun hastalığını
ekstrasistolini çarpıtı. Olsa da umrunda değil olmasın demiş. Aynen terim. Nötr. Ama ne zaman? Sen artık o çocuğunu duyduğun anda göğe seansı bırakabilirsiniz ya da daha önce çalışmış olabilirsiniz. Bana o anı et. Demin yandaki. Bunları çalışmış olmanız lazım. Ya muhabbet edebilirsiniz. Ama bölmemek için daha önce. O anda duyar duymaz başından aşağı kaynar sular dökülüp ben şimdi ne yapacağım diye yaşadığın bir çaresizlik hissiyle birleşince senin için artık o anı yaşanan her türlü durumdan kaçınma şeyleşmiş. Evet. Aynen böyle. Çok acil bir sahne oldu. Şimdi ne olmuş biliyor musun? Bu psikiyatriste bu ayı çok büyük şerefmiş. Psikologlar. Ne hocam? Böyle durun merak etmeyin diye anlatmıyorum. Ya bu tezi çalmışlar bu dansçılar, eğiticiler çok akıllı ya. 10 saniye sonra reytik falan vermişler. Bu salak zaten demişler. Bu ömür boyu tek çaldık bu oynar. 2 oynamış, 3 oynamış, 4 ve bir daha çalmışlar adamlar rezil olmuş. 5. Nasıl hocam? Niye geldin? Rezil olmuş. Çocuklar bir kapıyı kapatın. Rezil olmuş. Çünkü eğer bir nötr uyarana daha sonra koşulsuz uyaran vermeyi bırakacak olursa TEF eski TEF olmuş. Bir uçmuş. Tekrar nötr olmuş. Böyle beyin nötr demiş. Peki ben bunu niye anlattım demiş. Ne biliyor musun? Senin bu örnekle ne yapacağız? Hocam, şimdi bu ya, ha. Bu da bu ya, ha. Bu kalkmış, evet. Bu da kalkacak, nasıl kalkacak peş? Babacığım sen hastaneye gitmezsen, yanına kocan alırsan, binene gelsen, köprü geçmezsen, İbrahim Bey bana gel dersen, koluma tutulursan, biz buraya nasıl gideceğiz peş? Yıllardır, 16 yıldan beridir, neden bu hastalıktan kurtulamadan şimdi çok daha iyi oldu? Beşik bir 10 yıldan böyle geçse sence ne olur? Cemal ya. Bana niye geldin? İyi olmak için. Biz senin gibi yapsak nereye gideriz ondan sonra? İnanı yapacağız hocam, ne yapacağız? Hocam ne olur bana yapacağız. Beşik, biz bunun içine gireceğiz. Ama buradan panik atak yaşasa da. Tamam mı? Bizim bu çaresizlik hissinden kurtulabilmenin elimizde olabildiğini gösterip çıkacağız. Elimize ne alacağız biliyor musun? Şu beynin de olmuştu ya, işte o zaman ne yapacağız? Var mısın? Varım hocam. Bana nasıl yapacağımı göstereceksin değil mi? Bak söz ver abi. Hayır, tabii ki. Her zaman. Ama bir gün gelecek, ben olmadan hiç yapmam lazım. Biz o gün nasıl yapacağız? Hastayı hazırlıyoruz biliyorsun. Sürekli kognitif yeniden yapılandırma. Kognisyonu anladık. Yanlış döngüyü kar modeli oturttuk. Hastaya anladığımızı hastaya söyledik. Okey aldık. Düzeltebileceklerini düzeltmekte bize belki yanlış anlamışız. Tam net bir formülasyon oluşturduk. Bir formülasyon oluştururken her seans o formülasyon revize olmaya açtır. Bir formülasyon ömür boyu aynı olur. Altıncı seansta bir şey yanlış anladığınızı da ayırmıyoruz. Ama da düzeltti. O yüzden sürekli sordu. Tamam mı? Ve bu olayı anladım aslında. Kaçınma için de canavar örneği vermiştik. Ardından onu verdik. Asla dedi ki lan benim bu işten çıkmam için mecbur bu adam dediği bu ilginç bir şey yapacağız. Başka bir şey. Kanıt. Zaten hiç yapmadım. O yüzden söyleyeyim. Ama belki şimdi yaparsam olur. Yanımda zaten bu herif var. Bir şeylerle bilgiyle sanki zannederim. Hadi bilmeyelim ki. Hasta artık hazır. Şimdi sizin iş. Devam edelim. Ben sizi çok beğendim. Ama öyle değil. Metre uzaklaşacak olsaydı dışarı çıksaydı.
kasıklığım oluyor, testosteronum oluyor, nefes alamıyorum, tansiyonum yükseliyor. Yani uzaklaşamıyorum, atıyorum kendimi arabaya, geri acilin önüne orada bir yarım saat, bir saat uzanıyorum. Çok güzel bir ne hissedersiniz deyince hasta ne güzel cevap verdi. Salak terapisi. Yanlış soru soruyor. Çünkü ne hissedersiniz dedi, değil mi? Hasta arabaya önce bir şey hissediyor, onu hissediyor, onu hissediyor. Sorun ne olacak? Tam dışarıya uzaklaştığın zaman aklında o anda neler geçiyor ve neler olabileceğini düşünüyorsun ki 101 metre uzaklaşamıyorsun demiş. Neler olabileceğini düşünüyorsun. 101 metre uzaklaşacak olursan ne olacağını düşünüyorsun. Bana onu anlat. Hissettiğin değil ki hissettiğin hatırlarsın. Anladık mı? Güzel bir örnek olmuş. Devam edelim. Ben geçiyorum yani. Peki kuduz olacağı düşüncesi aklınıza geldiğinde bunu yok edebilmek için neler yaptınız şimdiye kadar? Yani işte kuduz olacağını düşündüğüm zaman gittim aşı yaptırdım. Yalan söyledim, kediye sürdürdüm, köpeğe ısırdım, hiçbir şey ısırmadım. Aşı yaptırdım. Ondan sonra bu sefer aşılardan başladım korkmaya. Öyle şeyler ya. Ve 16 yıl hayatımız böyle geçti. 16 yıl hayatım böyle geçti. Yani sosyal hayatım hiç olmadı. Anladım. Şimdi ben tabii bilgi olabilsin diye söylemek istiyorum bir taraftan. Panik bozukluk hastalarının en büyük problemi zaten. Bir olumsuz duygu ortaya çıkar, vücuttaki bir belirtiyi veya herhangi bir düşünceyi. Kişi felaketleşir. Ne olur? Ya benim bu duygum, işte ölürsem, çarpıntı olur, gidersem, işte ya kuduz olursam ve bu düşünce bize bir huzursuzluk yaratır. Bu huzursuzluğu yok etmek için de kişi kendine göre bir yöntem yaratır. Ne yapar? Hastane bahçesinde 16 yıl yaşar. Kuduz aşısı olur muyum diye gidip defalarca yalan söyleyip doktorlara aşı yaptırır. Sonuçta bir personel bir medisi olmasına rağmen o an günü kurtarmak adına kişi rahatlar. Ve hayatımız sürekli böyle geçer. Yani bizim gitmiş olduğumuz yolda geldiğimiz nokta maalesef bir 16 yıl geçen bir hastane. Peki yarın bir gün bu hastalık hayatınızdan kalkacak olsaydı Beşir Bey nereye sahip olurdu? Ne sevindi? İşte sabahleyin uyandınız ve artık bu hastalık geçti. Yarın sabahtan yaşayan itibaren 16 yıldır yapmadınız. Ne tür olaylara veya şeylere sahip? Ya ilk işin evime giderdim, çocuklarıma eşime çalışırdım, kendi evimde yatağımda yatardım. Yani evimi çok özledim, evimde yaşama, evimde televizyon seyretmeyi çok özledim. Ondan sonra ben rehberim, yabancı dilim var, kapalı çarşıda öğrendim. En azından kendi işimi yapardım, para kazanıp ailemin geçimini sağlardım. Onların mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapardım. Hayatıma özlediğim çok şeyler var yani. Hayalim olan bir sahile gitmek, bir çay bahçesine gitmek, bir sosyal faaliyet göstermek. Mesela eşimi annesine götürürdüm, şey yapardım, yani çok istedim bir söyler. Evet, tabii müdürüm. 5-6 sene bir sahne hayatımda şarkı söylerdim. Yani su bağıtsalım yüzden o işimden... Suratı gördünüz mü? Hastane bahçesi. Bak bunlar hep yazın bunları kenara işte. Ben daha iyi, ben de iyi biliyorum. Hastane bahçesi ve şarkı söylemek. Ve rehberlik. Beni özlemiş. İşin yarını yarayabilirliğini. Çünkü bu insanın eşi bir yıl sonra terk etti. Öyle mi? Hayat bu. Ne hikayesi bu şey? Acımasız. Evet. Ne oldum yani? Hiçbir işimi yapamıyorum ya. Hatta bir yatmazdım, evimde yatardım. Hatta yatmazdım, evimde yatardım yani. Bu hastalığı hayatım ucuna kadar çok bedel vermişsin. Bunu fark edemiyorum. Ama bunu aldım ben direkt olay ya. Değil mi? Yok, ne edecek? Ve sonuçta geldiğimiz noktada yattım yani. Değil mi? Geldiğimiz nokta bir de herhangi bir şey elde edememiş olmak. Bir de bu noktası da var. Yani ölüm konusundan çok daha beter olabilen bir şey. Panik bozukluk hastalığı şu an dinliyorsa onu söylemek istiyorum. Esasında kişinin düşünce veya bulguyla, vücuduna bir çarpıntı veya aklına gelen bir düşünceyle yaşamış olduğu olumsuz duyguyu tolere edemeyerek bunun getirmiş olduğu o çaresizlik duyguna korkmaktır. Ölüm korkusu değildir olay altına yatan. Esas... Çok güzel. Aynen öyle. Dün anlattım. Asansör değil. Aslında o. O değil. O yüzden her panik bozukluğu ölümden korkmayabilir. Panik bozuklukları hep kalp krizinden korkmayabilir. Panik bozukluk kalp krizi neticesinde yaşayarak elden ayakta düşüp hastalıklı bir şekilde yaşamak zorunda olma hissiyatından kaçabilir. Kronik diyor bakın. Kronik panik bozukluk. Öldürseniz hastaya böyle bir şey demeyin. Kronik ne demek biliyor musun? Ömür boyu böylesin sen de. Ben böyle bir şey duymadım kronik panik bozukluk. Kronik depresyon. Yetersiz terapist vardır, yetersiz doktor vardır. Ama kronik bir hastalık, kronik
kronik tansiyon olabilir böyle. Ama kronik panik bozukluk diyor. Çözülmeyen panik bozukluk var. Şemalarla ilgili ikinci eksen kişilik bozukluk. Onlar da işin çok daha zor. Ama kronik değil. Devam edelim. Devam edelim. O manik tanesi yürüyerek şimdi mi patladı, şimdi mi patlayacak acaba deyip o bilinçsizlik, antisipasyon anksiyetesi dediğimiz. Ya şimdi bir şey olursa dediğimiz, ne zaman biteceğini bilmediğimiz çaresizlik anı, o sıkıntıyı yok edebilmek için kendine göre bazı yöntemler olur iken esasında hastalık bence zedardır. Daha çok yapışır. Yani bir kürek düşünün, bataklıkta sürekli olarak kurtulmak için, yukarı çıkmak için daha çok çırpınıyorsunuz ve o süreç içerisinde hani daha çok batıyorsunuz. Yani onun gibi bir olay. O yüzden biz tabii görüşmemize biraz herhalde devam edeceğiz. Bu bir terapetik bir şey olması için değil tabii ki ama biraz daha sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, şimdi Beşir Bey ile İbrahim Bey... Ben durdurum. Tamam. Sen de görmek olsun diye. Böyle canlı sorular var ama konuşup yolda. Antisipasyon aksiyetesini hatırlattı. Antisipasyon aksiyetesi esasında nedir? Ne var? Ne? Antisipasyon aksiyetesi. Anticipation var mı senin için bu arada? Anticipasyon. He? Tam çeviriyor musun? Anticipasyon değil mi? Uyuyun, sağlayın, herhalde olabilmek uyum sağlayın. Tekrar eski hastalarına uyum sağlayın, eski yaşamda yararlı olabilirliğine uyum sağlayabilmek. Ama en fazla geçen şey ise panik bozukluğu. Onu da vardı bu. Panik bozukluğunda en fazla olan tekrar ya olacak mı korkusuyla sürekli beklenti anksiyetesi. Sürekli olarak ya olacak mı? Şimdi oldu, şimdi oldu, şimdi oldu, şimdi olacak korkusu olacak. Devam edelim. Şeyde, evet, devam edelim. Tamam, keselim. Şimdi, buraya kadar sorusu olan var mı? Ben size esasını var ya, vallahi diyorum ben kendime sorayım. Verebileceklerin kısmını temelde var diye düşünüyorum. İnşallah verebilmişim. Çünkü bu iş sadece benim vermemle bağlantılı değil, sizin de almanızla bağlantılı. Öldürürüz mü? Peki. Şimdi, pratik yapmazsam hiçbir zaman olmaz. Niye? Bak, tüm hastalıklar, panik bozukluk, kaygı bozukluk, diskonfirme bir davranış, konfirme bir davranış haline döndürebilmek için arada neye ihtiyaç vardır? Neye ihtiyaç vardır? Söyle sen. Neye var? He? Yok. Söyle işte. Neye? Öyle. Güvenmeye. Güvenmeye. Güvenmeye de arkadaşınız. Başka? Yapabilirliğimi anlamak için neye ihtiyacım var? Diskonfirme bir davranışı
kontrol etmek için ihtiyaç var. Arada eksperyansı ihtiyaç var. Deneyime ihtiyaç var. Yok. O zaman kaydı bozuldukları eskiden en önemli şeyden bir sanatçıya bir yıldan eksperyansı yapmamız lazım. Eğer o deneyimi yaptıramazsak içeride indigo, önce olarak önce terapistleşti. Belki dışarıda hastane dışarıya çıkılmaz. Kim demiş onu? Hastanın dozu diye etik kural vereceğiz. Ne gerekiyoruz onu yapar. Ama hastanın 3 saat koşuluk yapmalı. Spor yaptırıyorlar ya onlar. Ben ondan değilim ben. Aynen ben konuyu bir yapıyorum. O yüzden gidelim alışveriş merkezine. Yolda baş dönmesini geçiyor. O Büşra, o kızcağız. Yardım ihtiyacı olduğunda yani. Eğer biz de o deneyimleri yapmasak bugün Büşra bir üniversite okuyor olamazdı. Bugün bir işe, ikinci partnerle bir işe girmiş olamazdı. Beni gördü hala sırrım alır. Çünkü bana bir mail atmıştı yardım işi. Ben de herkes doldum, benimden geldi. Kimseyi kırmam, yardım varsa hiç ben. Çünkü en son gideceğimiz yer orası. Varsa elinize bir şey sorun verecek. Benimden geldi. O da öyleydi. O yüzden günün şeyimiz çok fazla. Facebook'ta hep sorarlar. Büşra kim hocam? Ben cevap alamam. Ama bir gün Büşra yaptı. Böyle böyle dedim ve bir gün böyle. Bir gün mail attım, o mail mail yanıt verdim. Ve ondan sonra benim hayatım değişti. Belki sizlerden de gelen maillerden birine ben destek olursam ben de kendimi iyi hissedeceğim. O yüzden yani bir kişi daha var. Gönül var işte. Böyle bir şey. Bizim işimizde doktor çok güzel. Psikiyatrisi, psikolog çok güzel. İnsana karşılıksız derdi çok. Maddiyat olsun yani olmasın. Her şey maddiyat değil. Ama insana yardım edebileceğini şuradan veriyorsan onu görürmüş. O yüzden sadece onu vermişiz. Evet. O zaman neye ihtiyaç var? Deneyime ihtiyaç var. Hastaya deneyim yaptırmanız lazım. Ama şu değil. Sosyal fobisi olan bir hastaya eczane git. Ve etist de bir kilo, demek terapist de bir kilo, çok özür dilerim. Bu exposure değil. Sen kendini oraya vermediğine, kendinizin yapamayacağı bir şey, ne olur hastanızdan istemeyin. Hapsi de eğer hastalıysanız olur. Evet, ben birisinin aklına gelindiği beni merak ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasıl değilsiniz şahane? Sizin önünüzde sofa gayrı olmuş. Tamam. Şimdi, hocam da geldiği için ben acaba yerinizi işgal ediyorum diye ben zaman uzun vereyim. O yüzden sorduğum arkadaş yok demişler ama değilim. Sağ olun çok versin. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Grubuna yapacağız. Ne dedik? Biz konfirmü davranmak için, konfirmü hale görmesi için yapacağımız şey eksperiment, deneyim. O yüzden bu kadar şey öğrendik. Uçmasın diye yapıştıralım. Hadi. Altışarı gruplara yapalım. Öyle. Sizler diyeceğim de ne yapacağız? Nasıl yaparız? Hadi çıkıyor. Gelin al dışarı. Gelin toparlanır sonra hep beraber yardım edelim. Tüm ezin içinde toparlanır. Bir kişi hasta olacak. Diğer 5 kişi terapist olacak. Tamam mı? Yalnız okumuyorsunuz. Sadece danışanlar yani hasta olan kişiler okuyor kendi içinden. Ve şimdi almayan grup olarak. Orası olacak. Şimdi burada şunu yapacağız. İlla bunlar size uyuyor olmayabilir. Rol yapmak zorunda falan da değilsiniz. Drama falan yapıyoruz. Sadece bu bulguları yaşayan bir insan olmalı falan şeyini de aktaracaksınız, okuyacaksınız. Örneğin 26 yaşındayım falan, tamam mı? Sonrasında gruplar hani vardı ya Sokratik sorgulama gayet diskör dediğim soru sor. Yani merak ettiğiniz sorunuz. Tamam mı? 3 dakika, 4 dakika süreriz, tamam mı? Sonra hazır olanlar, bitirince beni çağırıyor, daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa. Sizin verdiğiniz hasta olsun, hasta okuyan kişi diğer hepsi terapist, psikolog olmaz. Ben sizler psikologsunuz diye. Yalnız hasta danışan olanlar bir noktada tıkandıklarında beni yanına çağırıyor. Yani soruları dinliyorsunuz, falan filan. Sonrasında beni yanınıza çağırıyorsunuz eğer tıkanırsanız. Tamam mı? Sadece hiç cevap vermiyorsunuz. Sizler soru sormayın. Şu vardı, bu vardı, bu ne olurdu, bu ne olurdu falan. İsterseniz bir not da alsın diyor gruptan bir kişi. Gruptan bir kişi not alsın. O notları okuyacağım çünkü. Tamam mı? Eğer doğru sorular sorulduysa bir sonraki kağıdı vereceğim. Sonra gideceğiz sonraki kağıdı. Sonraki kağıdı orası nasıl bir sorun? Olur mu?
ölebileceğim. Sadece bunu bir yaşamanızı istedim. Yani düşünmenizi istedim bu anlattıkları oldu. Ama sonrasında bir formülasyon, vaka formülasyonu nasıl yapılır? Onları size bu hasta için hazırladım. Ve her gruba birer tane vereceğim. Hastanın otomatik düşünceleri, arayın inanışları, temel şemaları, bir hasta nasıl takip edilir, manipostik hastası baştan sona kadar bu hasta için yazdım. Çok ilginç bir şey var bu hasta için. Benim hastam yok. Şimdi uçarak, plantörle uçarak Antalya'dan şey de yaptı. Baş dönmesi olan hasta. Çok çok iyi. Şöyle. Dedi ki bana. Hocam, ben taksilerin, özellikle boş taksilerin olduğunda çok rahatlıyorum. Taksiler olduğunda. O yüzden ben taksilerin çok fazla olmuş olduğu ana yerler var. O ana yerlerde yürüyebiliyoruz. Ama ara sokaklara girebiliyoruz. Niye? Çünkü ara sokaklara girdiğim zaman düşüp bayılacağından korkuyorum. Peki taksiler de bu düşüp bayılma arasındaki bağlantı ne sizce? Sizce ne? Bakın, hastanın kondisyonu ne biliyor musun? O kadar akıllı hastalar. Hocam, özellikle tek yönse böyle gitmiyor. Arkama taksilerin geldiği yönü almıyor. Daha çok böyle gitmekten alıyor. Niye? Çünkü taksiye bakıyorum, düşecek mi olursa böyle yapacak. Çünkü taksiler devamlı müşteri öldüğü için onlar etrafa bakar. Düşerlerse beni görürler, hastaneye geçirirler. Ama diğer insanlar birbiriyle konuştuğunda olmaz, bir şey düşünürler ama sürerken beni görmez. Taksinin anlamı kalmaz mı? Sen bu anlamı anlamadan sadece o sıradan bir arabayla eksporşun yaparsan da bir anlamı kalmaz. En son taksinin geldiği gibi. Sonra geldiği gibi zıplığında. Sonra ara sokaklarda. Bir korku hiyerarşisi yapacaksınız. Onu da söyleyeyim, bitirelim sonra. Korku hiyerarşisi, senin en çok korktuğun durum ne? Hocam en fazla korktuğum valla uçağa binmek. Peki bundan yüzde kaç korkuyorsun? %80. Bu en büyük. Peki iki numarada ne var? Asansör binmek. %60 korkuyorum hocam. Sıralıyorsunuz böyle. %80 korkan bir adam için hangi soruyu merak edersiniz? Yani Cobbett terapi, Sherlock Holmes gibi bir şey. Süper. Bu çok akıllı bir soru işte. Harika bir soru. Gerçekten tebrik ederim. %80 değil. Bence sen %20 yapabileceğini söylüyorsun. O ne? Niye yapıyorsun? Hastayı yapabildiğine bazen %60 asansör dedin ama uçakla farkı ne? Niye bu 60'ın 80? Niye bunu 40 yapıyorsun da bunu 20 yapabiliyorsun? Fark ne? Devamlı sorusu. Ben oturum. Sherlock Holmes gibi. Bir deneyebilirsiniz. İpuçları ama kanadı kopma tutulmaz. Ve hastaya götüreceğiz. Hastayı düşüneceksin. Sen düşüneceksin hastayı. Sen düşüneceksin. O yüzden hep merak edin. Hep merak edin, hep niye diye sorun. Diyorum ya, iyi bir terapist önce akılsız olandır. Ama sonra akıllı olmayı başarır. Orada kalmayacağız. Bunu ve yorum ben soruyorum. Hepinize bu föyleri hazırladım. Burada gerçekten bir vaka formülasyonu var. 4-4-3. Bu vaka formülasyonuna göre OKB olsa anksiyete de normal hastalara, sevgilinden ayrılıp diyen de eşine hepsini bulabiliyor. Bunu koyun koyun yapmaya çalışın. Ve o zaman sürekli pratik yaparak vaka formülasyonunun nasıl yapıldığını görmüş olur. Anladın mı? Bunu yapabilmek çok uzun iş. Ama tekrar edersen yaparız. Tamam. Hepinize çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldim.